Günaydın sevgili seyirciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine istiyorduk ki geçtiğimiz hafta çok büyük ümitlerle kapattık programımızı. Güzel haberlerle uyandığımız, güzel haberler aldığımız iyi bir hafta olsun dedik. Ama memleketimizin güzel haberleri maalesef gelmedi. Yine üzücü haberler geldi. Bir hafta boyunca yine canımız yandı, içimiz kan ağladı. Ama hep ne diyoruz? Bir şekilde hayatımızı sürdürmek, umuda tutunmak, barışa tutunmak ve ileriye dair iyi hislerle hayatımızı geçirmek zorundayız ki insanız, başka türlü ayakta kalamıyoruz. Yine yaklaşık 3 saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Bizi takip eden izleyicilerimiz biliyorlar ki haftanın tüm gelmiş geçmiş haberleri ne varsa acısı, tatlısı elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce TVM Haber Merkezi'nin de haberleriyle birleştirerek gazete başlıklarıyla birlikte sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi hayatın renkleri var. Her zaman bu aralar bunu söylemek, tekrar etmek zorunda kalıyorum. Sadece siyahlar, beyazlar yok. Arada rengarenk devam eden, süre gelen bir hayat var. Biz de hafta sonu programı olmamız hasebiyle istiyoruz ki birazcık yüzünüzde bir gülümseme olsun. Evet biliyorum gündem hiç hoş değil. Ama en azından yaklaşık bu 3 saat boyunca bir kısmını birlikte biraz eğlenmeye çalışarak, biraz bilgi dağarcığımızı tazelemeye çalışarak, biraz sosyalleşerek, biraz yemek yaparak, biraz önümüzdeki günler için kendimiz adına bir şeyler biriktirmeye çalışarak geçirelim. Eğer bizimle varsanız, bakınız konuklarımız bugün kimler? Pınar Ergüner'le hafta sonu bugün yine dop dolu. Evimizi nasıl dekore etmeliyiz? Kariyer için ofisimizde bulundurmamız gereken eşyalar hangileri? Feng Shui'nin burçlarla bağlantısı nedir? Ünlü Feng Shui uzmanı Zeynep Akçay hepsini ve daha fazlasını az sonra Pınar Ergüner'le hafta sonunda cevaplıyor. Aniden gelen misafire nasıl kolayca yemekler yapabiliriz? Yemek yapmanın kolay ve ucuz yolları nelerdir? Lezzet ustası Ebru Omurcalı hepsini az sonra Pınar Ergüner'le hafta sonunda anlatıyor. Ameliyatsız estetik çözümleri nasıl yapılıyor? Yazın yapılabilecek ağrısız operasyonlar hangileri? Medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik hepsini az sonra Pınar Ergüner'le hafta sonunda anlatmaya geliyor. Pınar Ergüner'le hafta sonu şimdi başlıyor. Dedim ya hiç hoş haberlerle başlamadık. Aslında o kadar her hafta büyük bir ümitle kapatıyorum ben programımı. İstiyorum ki güzel haberler alalım. İstiyorum ki artık kan durmuş olsun. Artık şehit vermiyor olalım. Gözümüzün yaşı dinmiş olsun. Ama o hafta içinde yine üst üste gelen haberlerle yine aynı noktada buluyoruz kendimizi. Maalesef yine siyahlara bürünüyoruz. Yine yüzümüzde gülümseme oluşmaya çalışırken bile kendimizden utanıyoruz çoğu zaman. Ama dediğim gibi lütfen yaklaşık 3 saatlik bir programı, yani hep bunu söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü geçen hafta da gözyaşlarıma hakim olamadım ama sonrasında oturup burada beraber yemek yapıp biraz da gülümsetmeye çalıştık sizi. Dolayısıyla bu 3 saatlik bir program ve içinde her tat, her renk, her doku var. İnsan olduğumuz için biz de bütün bu renklere, dokulara elimizi değdirmek zorunda kalıyoruz. Bazen birlikte ağlıyoruz. Bazen hep birlikte kahkahalar atıyoruz. Dolayısıyla tek bir ruh hali içinde olamıyoruz. Şimdi Posta Gazetesi'yle başlayacağım. Bu girişi biraz uzun tuttum. Çünkü Posta Gazetesi'nin öyle bir manşeti var ki sevgili seyirciler. Aslında bütün gazeteler hemen hemen böyle ama koskocaman bir sayfa çok büyük acıya ayrılmış durumda. Dolayısıyla hiç istemezdim programın girişini böyle bir acıyla başlatıyor olmak ama maalesef. Maalesef yaşadıklarımız çok acı. Posta Gazetesi'nin manşeti baba oğul. Acılı anne camide sedyedeydi. Şırnak'ta önceki gün PKK'lı teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan 3 askerden piyade er Ömer Kağan Kandemir, 21 yaşında gencecik bir fidan, Denizli Çivril'de toprağa verildi. Baba Ergun Kandemir, 50 yaşında, oğlu Ömer Kağan'ın tabutunu en önde sırtlayıp taşıdı. Sakinleştirici ilaçlar verilen anne Ayşe Kandemir, ki 48 yaşında, cenaze töreni boyunca cami avlusunda sedyede yattı.
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği piyade onbaşı Hamza Yıldırım'ın Ankara Kocatepe'deki cenaze namazına Başbakan Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli katıldı. Namaz sürerken Türk F-16'ları teröristlerin barındığı Kandil'i 8. kez bombaladı. Bu harekata Hamza Yıldırım adı verildi. Çok zor, ben bu cümleyi hani kuruyorum bu son zamanlarda, çok zor bu haberleri vermek diye. Posta Gazetesi de aslında benzer bir başlığı kullanmış. Çok istemeyerek haberi birlikte izleyelim diyorum. Ankara şehidini ağladı. Son yolculuğunda devletin zirvesi de hazır bulundu. Onbaşımız Hamza Yıldırım Şırnak'taki hain saldırıda şehit düştü. Şehidimiz Hamza Yıldırım için Kocatepe Camii'nde cuma namazının ardından tören düzenlendi. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Törene Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar Ali Babacan, Vecdi Gönül ve Mehdi Eker, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit yakınları için cami avlusunda sağlık ekibi hazır bekletildi. Acılı şehit babası Başbakan Davutoğlu ile Genelkurmay Başkanı Özel'in arasında durdu. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Bu toprakları vatan kıldığımızdan bugüne kadar canlarını veren bütün şehitlere öncelikle rahmet diliyoruz. Başbakan Davutoğlu şehit babasına önce sarılarak teselli etti. Ardından elinden tutarak bir süre yürüdü. Bu sırada cami avlusunu dolduran vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Posta Gazetesi'nden devam ediyorum sevgili seyirciler. Üzerine de hiç konuşmak istemiyorum izniniz olursa. Çünkü gerçekten konuşmak insanı çok zorluyor. Hep söylüyorum. Hani zaten hepsi evlatlarımız, bir de insanın evladı olunca hele de ileride, aman yani, o da asker olacak, onun için benim için çok zor. Şehit İsa İpek'in eşi 27 yaşındaki Pınar İpek, 5 yaşındaki kızı Göksu ve 2 aylık kızı Asya ile yalnız kaldı. Pınar İpek'i zor günler bekliyor. Adana Pozantı Emniyeti'nin avlusuna gece 2.35'te arka duvardan atlayan 8 PKK'lı terörist nöbetçi polis İsa İpek'i kalleşçe şehit etti. Diğer nöbetçi Serdar Kazar yaralandığı halde MP5 tipi silahıyla çatışmaya girdi. Bir teröristi öldürdükten sonra mermisi bitti. Teröristlerden birinin bombalarla binaya girdiğini gördü. Üzerine atladı. Bu sırada ateş eden teröristler Serdar Kazar'ı şehit etti. Boğuştuğu terörist de öldü. Bu kahramanlık içindeki polislerin şehit olmasını engelledi ve 6 terörist kaçtı. Posta Gazetesi de çok zor diyerek vermiş. Haberimizi izlemek de aynı derecede zor. Maalesef 2 yiğidimizi kaybettik, şehidimiz var. 2 gencecik fidanımız daha kalle saldırıda şehit düştü. Acı haber bu defa Adana'nın Pozantı ilçesinden geldi. Emniyet müdürlüğüne 8 PKK'lı terörist uzun namlulu silahlarla saldırdı. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Kalleş saldırıda polis memurlarımız İsa İpek ile Serdar Kazar şehit oldu. Neden bir önlem alınmıyor? Ciğerlerimiz yanıyor. Emniyet Müdürlüğü binasına girmeye çalışan 2 PKK'lı terörist öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren diğer PKK'lılar gece karanlığından faydalandı. Bölgeden kaçarak gözden kayboldu. 2 polis memurumuzu şehit verdik. Milletimizin başı sağ olsun. 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Öldürülen teröristlerin üzerinde silahlar vardı. Birinin üzerinde bomba saptanınca bomba imha uzmanları geldi. Bomba etkisiz hale getirildi. Bölgede inceleme başlatıldı. Kaçan teröristleri yakalamak için operasyon yapıldı. Şehit polislerin cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olabilir, biz de anneyiz.
iki arkadaşımız şehit edilmiş. Acımız çok büyük. O acıyı sadece şehidimizin ailesi değil, meslektaşlarından sağlık görevlilerine kadar herkes yaşadı. Teröristler bu kez Adana Pozantı'da can yaktı. Serdar Kazar ve İsa İpek adında iki polisimiz şehit oldu. Haberi alan İsa İpek'in yakınları soluğu Pozantı Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Şehit polisimiz İsa İpek'in eşi yaşadıklarına inanamadı. Gözyaşlarına boğuldu. Şehit polisimizin abilerini ve yakınlarını sakinleştirmek kolay olmadı. İki aylık bebeği ise her şeyden habersiz öylece kundağındaydı. 4 yaşındaki kızı ise olan biteni anlamaya çalıştı. Sağlık görevlilerinden biri küçük kızı annesinin olduğu arabaya götürdü. Gözyaşlarına hakim olamadı. Manzara dayanılacak gibi değildi. Bütün sağlık görevlileri gözyaşlarına boğuldu. Tüm bu haberlerin ardından Milliyet Gazetesi'nde ilginç bir haber var. Çünkü yaşananlara karşı vatandaşlarımız da duyarlılığını göstermeye başlıyor. Askere alın talebi geliyormuş sevgili seyirciler. Genelkurmay Başkanlığı son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle çok sayıda vatandaşın askere alınmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Haberin detaylarına bakalım. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda. Artan terör olayları ve şehit haberleri vatandaşı harekete geçirdi. Çok sayıda vatandaş terörle mücadele etmek için askere alınma talebinde bulundu. Açıklamayı Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Çok sayıda vatandaşımız Genelkurmay Başkanlığı'na başvurarak askere alınmayı ve terörle mücadelede görev yapmayı talep etmektedir. Asil milletimizin kahraman ve duyarlı evlatlarının talepleri Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından takdirle karşılanmış, duygulandırmış ve motivasyonlarını artırmıştır. Bu ulvi talepler nedeniyle vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması böyleydi sevgili seyirciler. Habertürk Gazetesi ile devam edelim. Habertürk Gazetesi silahlar bırakılana kadar diyerek Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını sıcak gündeme dair açıklamalarını getiriyoruz şimdi ekranlara. Başbakan Davutoğlu PKK ve IŞİD'e karşı operasyonların devam edeceğini açıkladı. Üç ayaklı terör odaklarına karşı huzur ve demokrasi operasyonu başlattık. Madem ki Türkiye'ye savaş ilan edilmiş, merkezleri tahrip edilecek, geçici hükümetiz, bekle gör dersek kaosa sürüklenirdik. Silahlar bırakılana, gruplar Türkiye'yi terk edene, DAEŞ terörü Türkiye'yi tehdit olmaktan çıkarana kadar operasyon sürecek. Allah başka şehit vermesin ama vatan için evlatlarımızı da kendimizi de fedaya hazırız diyor Başbakan Davutoğlu ve açıklamaları getiriyoruz şimdi ekranlara. Bundan sonra da sınırımızda askerimize sıkılan bir kurşunun bedeli o kurşunu sıkanların tümünün tasfiyesiyle sonuçlanacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu, güvenlik güçlerimizi hedef alan terör eylemlerine ilişkin böyle konuştu. PKK ve IŞİD terör örgütlerine yönelik operasyonlara verdiği ismi açıkladı. Operasyonların devam edeceğini söyledi. Ben bu operasyonun adını huzur ve demokrasi operasyonu diyorum. Madem ki Türkiye'ye savaş ilan edilmiş, madem ki Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal istikrarı tehdit edilmektedir, bu iç savaşı ilan edenlerin merkezlerine en etkin şekilde saldıracak, merkezlerini en etkin şekilde tahrip edeceksiniz. Tolerans yok, müsamaha yok. Evlatlarımızı da, kendimizi de feda etmeye hazırız. Bu fedakarlığı da dünya alem bilmelidir. Silahlar bırakılana, silahlı gruplar Türkiye'yi terk edene kadar ve DAEŞ terörü Türkiye'ye tehdit olmaktan çıkana kadar Suriye'de bu operasyonlar devam edecek. Kimse ham hayal görmez. Davutoğlu, HDP'nin savaş çığırtkanlığı yapıyorlar iddialarına da yanıt verdi. Hani şimdi hükümeti suçlayanlara sesleniyorum. Operasyonları sanki bir siyasi projenin parçasıymış gibi gösteren
HDP eş başkanlarına sesleniyorum. Operasyonlar 23 Temmuz'u 24 Temmuz'a bağlayan gece oldu. Ama polislerimiz 22 Temmuz'da şehit edildi. Şimdi barış güvercinliğine soyunanlar bunu görmek durumundadırlar. Ahmet Davutoğlu, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK tek başına silah bıraksın çağrısı gerçekleşebilir bir şey değildir sözlerini de değerlendirdi. Şimdi soruyorum kendilerine. Sizler bu milletin fertlerinin, vatandaşlarımızın oylarıyla Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiniz. Silahlı bir mücadeleyi savunarak bir görev üstlenmediniz. Meşru bir devletin, meşru parlamentosunun üyeleri olarak gayrimeşru bir silahlı mevcudiyeti nasıl savunursunuz? Ve Hürriyet gazetesiyle sürdürüyoruz başlıkları aktarmayı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları böyleydi. Şimdi dönelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ziyareti vardı biliyorsunuz. İslam dünyasında en büyük sorunun mezhepçilik olduğunu vurgulayarak Erdoğan, bizim tek derdimiz var, İslam, İslam, İslam dedi. Şu anda yapılanlar yüzünden İslam'ın yara aldığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti. Müslüman olduğunu söyleyen, fakat farklı mezhepten olduğu için ülkemdeki terör mücadelesinde ateistleri dahi savunanlar var. Bunlara karşı uyanık olmalıyız. Endonezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Jakarta'da dünyanın en büyük camilerinden biri olan İstiklal Camii'nde kıldı deniliyor. Haberin detayları için TVM Haber Merkezi devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzak Doğu gezisine Endonezya'da devam etti. Erdoğan, ülkenin başkenti Jakarta'daki Milli Güvenlik Akademisi'nde konuştu. Erdoğan, tek derdimiz İslam dedi. Bizim tek derdimiz var. İslam, İslam, İslam. İslam'a gölge düşürülmesini kabul etmemiz mümkün değil. Şu anda bütün bu yapılanlardan İslam yara almaktadır. Tüm Müslümanların bunu koruma noktasında görevi vardır. Terörü kaynağına ve kimliğine bakmaksızın hiçbir sebeple meşrulaştırmadan kategorik olarak reddetme iradesini hep birlikte göstermek mecburiyetindeyiz. Bakıyorsunuz şu anda Müslüman olduğunu söyleyen fakat farklı mezhepten olduğu için ülkemdeki terör mücadelesinde ateist olanları dahi savunanların olduğunu gördüğümüz bir dünya var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da yaptığı açıklamalara tabii ki koalisyonla ilgili çalışmaları da ekledi. Sadece az önce izlediğimiz tek derdimiz İslam, İslam, İslam açıklaması değildi öne çıkan. Aynı zamanda biliyorsunuz ki 7 Haziran günü bitti. Türkiye'nin başka tabii ki sıkıntıları da var. Bütün bu terörle mücadelenin haricinde tabii ki bir hükümet kurulması, istikrarın sağlanması, bir an önce önümüze bakmayı sadece liderler değil tüm vatandaşlar istiyor. Çünkü göremiyoruz önümüzü. Ne olacak bilmiyoruz. Her gün yapılan turlar sonucunda yeni bir sonuç çıkar mı diye bekliyoruz. Ama tabii bir yandan da öyle sıcak ve öyle kötü bir gündem var ki azıcık unuttuk koalisyon çalışmaları ne durumda, neler oluyor, acaba liderler neler yapıyor diye. Erdoğan şöyle diyor, evet bir azınlık hükümeti kurulmalı ve bu azınlık hükümeti ülkeyi istikrarlı bir şekilde erken seçime götürmeli diyor. İşte açıklamalar böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaretinin ardından Endonezya'ya hareket etti. Uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Erdoğan, dört partili seçim hükümetine karşı çıktı. Erdoğan, koalisyon için umutsuz konuştu. Koalisyon olup olmayacağı görülecek. Son 20-30 yıla bakınca en uzun süreli koalisyon 3,5 sene sürmüş. Ondan önce 16 ay bile süren var. Bunlardan ülkemiz için fayda bekliyorsak boşuna bekliyoruz. Erdoğan, Türkiye'yi erken seçime götürecek bir azınlık hükümetini savundu. Seçime götürmek kaydıyla bir azınlık hükümeti pekala mümkün. Görev verilen bir partiye diğer parti veya partiler dışarıdan destek vererek kurulacak azınlık hükümeti ülkeyi seçime götürür. Görüşmelerden olumlu sonuç çıktı çıktı. Çıkmadığı takdirde hemen milli iradeye müracaat edelim ki millet karar versin. Böylece de şu durumlardan kurtulalım. Benim karşı olduğum kalıcı azınlık hükümetidir.
Evet, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları böyleydi ama acaba liderler bu konuda ne düşünüyor? Eğer merak ediyorsanız hemen Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını aktararak Milliyet Gazetesi aracılığıyla devam edelim. MHP lideri Bahçeli şöyle diyor. Azınlık hükümetini desteklemeyeceklerini, seçim hükümeti içinde olmayı düşünmediklerini söylüyor. AK Parti ile görüşmelere başlanmasının söz konusu olmadığını belirten Bahçeli, MHP bir yükü taşımaya karar verdi deniyorsa şartlar kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanı huzurunda Kur'an'a el basalım diyor. Ve bakalım başka neler söylemiş Devlet Bahçeli konuya ilişkin olarak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat, Sivas ve Yozgat'ta genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. MHP lideri AK Parti ile gizli koalisyon görüşmeleri yaptıkları iddialarına kızdı. AKP-MHP tabanı birbirine yakınmış. Nasıl yakın? İçimizde badem bıyıklı kapitalistler var mı? Türk milleti adına MHP ev sahibi ise ev sahibiyle evi soymaya gelen hırsızı nasıl birbirine yakın olarak nitelendirirsin? MHP lideri koalisyon için 5 şart sıraladı. Anayasanın ilk 4 maddesinden taviz yok. Terör örgütü PKK ile Türkiye'nin her yerinde mücadele verilecek. PKK kendini lağvedecek. Silahlarıyla birlikte teslim olacak. Silahlar Türkiye Cumhuriyeti'nin envanterine kaydedilecek. 17-25 Aralık dosyası yeniden açılacak. Hırsızlardan hesap sorulması için Bilal Oğlan dahil herkes yargıya gidecek. Çözüm süreci çöpe atılacak. Bahçeli şartların kabul edilmesi halinde kendilerinin de harekete geçeceğini söyledi. Bu tekliflerimizi kabul ediyorsanız, bir protokole bağlıyorsanız, o zaman taşın altına değil elimizi, gövdemizi bile koyarız. Tüm bunlardan sonra MHP liderinin son bir isteği vardı. AKP bu şartları kabul ederse, Türk milletinin en mukaddesi olan ve milletin huzurunda Kur'an'a el basar mısınız? MHP basar ve basacaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli, uzman çavuş Mehmet Koçağ'ın da ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sevgili seyirciler ve Koçağ'ın eşinin açıklamaları hakikaten gündeme damga vuracak açıklamalardı. Çocukları, evlatları Amerikalarda, Avrupalarda okurup gezerken, Cumhurbaşkanları altın kaşıklarda yemek yerken benim kocam 5 gündür evine gelmiyor. Aç mı gitti, susuz mu gitti, kimsenin haberi yok. Bu sözler şehit uzman çavuşumuz Mehmet Koçağ'ın acılı eşine ait. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yozgat'taydı. Bahçeli, Yozgatlı olan şehit uzman çavuşumuzun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidimizin abileri, eşi ve çocuklarıyla görüştü. Ziyaret sırasında şehidimizin eşi Dilek Koçak, teröre lanet okudu. Dimdik ayaktayız dedi. Acılı eş Dilek Koçak, Devlet Bahçeli'ye dert yandı. Nasıl çözüm süreci bu diye sordu. 3 yıldır, 4 yıldır insanları oyalıyorlar. Nasıl bir çözüm süreci? Her gün bir şehit haberi geliyor. Acılı eşin tepkisi siyasilere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelikti. Kendi çocukları, evlatları Amerikalarda, Avrupalarda okurup gezerken, Cumhurbaşkanları altın kaşıklarda yemek yerken benim kocam 5 gündür evine gelmiyor. Aç mı gitti, susuz mu gitti, kimsenin haberi yok. Şimdi tabii tüm bu gündem içinde çok önemli bir lider var ki ne söyleyeceği veya ne söylemediği bile aslında olay oluyor. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş tabii ki. Demirtaş'ın da açıklamaları var. Elinizi tetikten çekin diyor Demirtaş. Hemen Posta Gazetesi'ndeki haberle de birleştirelim bu açıklamaları. Çünkü Kılıçdaroğlu Demirtaş'la barışı görüşecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla HDP lideri Demirtaş gelecek hafta son durumu değerlendirmek için görüşecek. Demirtaş, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Bahçeli dahil bizim kapılarımız barış için görüşmek üzere herkese açık diyor. Eminim ki hepiniz çok dertlisiniz, hepimiz çok dertliyiz. Ama el ele verince çözülmeyecek dert yoktur. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ülke gündemini değerlendirdi. Çözüm süreci tekrar başlamalı dedi. Çözüm ve diyalog sürecinin tekrar başlaması lazım. Karşılıklı ellerin tetikten çekilerek masaya tarafların davet edilmesi lazım. Teslim ol çağrıları yapmak yerine masaya davet etmek daha insani, vicdani, ahlakidir. Bundan korkmamamız lazım. Bakın bir masa etrafında farklı kimlikleri, farklı düşünceleri, farklı siyasal anlayışları olan insanlar olarak oturuyoruz. Bunda korkacak bir şey yok. Ve biz tekrar Türkiye toplumu olarak taraflara
derhal elinizi tetikten çekin, şiddet dursun ve binbir zahmetle kurulan müzakere diyalog masasına geri dönülsün, bu iş masada tümüyle çözülsün dememiz gerekir. Demirtaş'ın bir diğer çağrısı seçim sonuçlarıyla ilgiliydi. Sonuçlara saygı gösterilmeli dedi. İlle tek başıma iktidar oluncaya kadar ben ülkeyi seçimden seçime götürürüm demek seçmen iradesine haksızlık, hakaret olur. Biz 7 Haziran seçim sonuçlarının da tanınmasını, saygı gösterilmesini, geçici hükümetin derhal mümkünse koalisyonla ilgili kararını vermesini, veremiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı başka partilere görev veriyorsa görevi tevdi etmesini, olmuyorsa da erken seçime gideceksek derhal çatışmasızlık ortamında bir erken seçim koşullarının yaratılmasını bekliyoruz. HDP eş genel başkanı haftaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini ifade etti. Herkese kapımız açık diye de ekledi. Kısmet olursa önümüzdeki hafta Sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğiz. Daha günü saati belli olmadı ama siyasetçiler bugünlerde konuşmayacaklarsa, birbiriyle diyalog kurmayacaklarsa bir daha mümkünse ilelebet konuşmasınlar. Biz diyaloğa açığız. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Bahçeli dahil olmak üzere. Bizi yok sayan işleştirenler bile dahil olmak üzere. Bizim kapılarımız barış için herkese açıktır. Ve biz de barış için bütün kapılara gideriz. Devam edelim gündem başlıklarına. Terör propagandasından soruşturma. Şanlıurfa Başsavcılığı Suruç'ta 19 Temmuz 2015'teki bir kutlamada biz sırtımızı Rojava'ya, Kobani'ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara insanlık mücadelesi yürüten YPK, YPJ'ye dayıyoruz diyen HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlattı. Yüksekdağ ise sözlerimin arkasındayım çünkü söylediğim sözlerde yanlış hiçbir şey yoktu. HDP'ye karşı açılan savaş meşru değildir. Hakkımda açılan soruşturma, dokunulmazlık tartışmaları hiçbirinin karşılığı yoktur, hükümsüzdür dedi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan sonra bir soruşturma haberi de eş başkan Figen Yüksekdağ hakkında geldi. Figen Yüksekdağ 19 Temmuz'da Suruç'ta açıklama yapmış, sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz demişti. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte, bunu savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan Yüksekdağ hakkında soruşturma başlattı. Amerika ile Türkiye arasında YPG girdi. Amerika IŞİD'e karşı savaşan YPG'ye yardım edilecek dedi. Türkiye buna karşı çıktı. Tam anlaşıldı derken İncirlik Üssü'nün kullanımında yeni bir kriz patlak verdi. Terör örgütü IŞİD'le mücadele konusunda İncirlik Üssü kritik bir öneme sahip. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun müzakerelerden sonra üssün kullanımı konusunda anlaşmaya varıldı. Ancak iddiaya göre son anda iki ülke arasına terörist PKK'nın Suriye kolu YPG girdi. Dışişleri Bakanlığı İncirlik'ten Suriye'deki YPG'ye yardım edilmeyeceğini açıkladı. Ancak bu açıklamaya Amerikan Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Amerikalı sözcü Mark Toner, İncirlik'ten YPG'ye yardım edilecek dedi. Türkiye'deki hava üslerine erişimimiz olması, YPG'ye desteğin daha zamanlı ve hatta daha etkili olmasına imkan sağlayacak. Sadece YPG'ye değil, IŞİD'le mücadele eden tüm gruplara yardım edilecek. Çözüm sürecinde yaşananlara dair sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabı üzerinden bir yorum getirdi. Sıfıra sıfır, evde var sıfır, İbo'nun konuya ilişkin yorumu. Megri, megri, dahi megri, 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 dahi megri. Çözüm sürecinin en önemli anlarından birinde İbrahim Tatlıses başroldeydi. Tatlıses, Kürt türkücü Şivanperver'le sahneye çıktı. İkili türküleriyle herkesi coşturdu. Megri, 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 megri.
Onların türkülerine dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Barzani de oturdukları yerden eşlik etmişti. O gün mutluluktan uçan İbrahim Tatlıses bu kez yaşananlara tepkiliydi. Hele bu resme iyi bakın. Yüzümüzde güller açıyor. Bu resme bakan merhamete gelir be. Şimdi soruyorum. Biz Diyarbakır'a niçin geldik? Süreci çözelim, barışa gayret edelim diye. Şivan yasaklıydı. Gelmezdi ama adam her şeyi göze alarak Irak'tan kalktı geldi. Benim durumumu zaten biliyorsunuz. Kalabalığa rahatsızlığımdan dolayı her yanım kasım kasım kasılıyor. Ben de hiçbir şeyi gözetmeden kalkıp geldim. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız barışı yürekten istediği için bizleri Diyarbakır'da topladı. Sayın Barzani de Irak'tan gelmedi mi? Sonuç sıfır. Elde var sıfır. Tatlıses'in açıklamasında Cumhurbaşkanımız ifadesinin başkanımız kısmının büyük harflerle yazıldığı görüldü. Sanatçının mesajının sonunda şu ifade yer aldı. Vallahi kimse kusura bakmasın. Şehitler ölüyor, vatan da bölünmeye doğru gidiyor. Gelin elimizi taşın altından çıkarmayalım. Ta ki barış gelene kadar. Dayı Megri, Megri Megri, Dayı Megri. Üzülüyorum. Bu sözler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ait sayın seyirciler. Hemen Hürriyet gazetesinden bir başlığı okuyalım. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül son dönemde yaşanan terör olaylarından derin üzüntü duyduğunu belirterek güçlü bir hükümetin kurulması gerektiğini söyledi. İstanbul'da Fatih Ormanı Camii'nde cuma namazını kılan Gül çıkışta şunları söyledi. Bugün yaşadıklarımızdan derin üzüntü duyuyorum. Asker, sivil şehitlerimizin hepsinin acısını derinden hissediyorum. Hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Bu kadar tecrübeden, Türkiye'nin bu kadar olup bitenden ders aldıktan sonra bu günleri tekrar yaşıyor olmasından da büyük üzüntü duyuyorum diyor Abdullah Gül. ...11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Maslak'taki Fatih Ormanı Camii'nde kıldı. Gül, cuma namazı çıkışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Abdullah Gül, en büyük iki parti bir araya gelmeli dedi. Ve isim vermeden AK Parti-CHP koalisyonunu işaret etti. Tabii böyle bir dönemde de Türkiye'de çok güçlü bir hükümete ihtiyaç var. Güçlü bir hükümetin kurulmasını da hep tavsiye ettim. Yine bunu gayet samimi olarak ve bütün tecrübelerime şöyle düşünerek etrafımızda bu kadar yangın varken, Türkiye'ye karşı birçok tehditler ortaya çıkarken Türkiye'nin sağlam tutulmasına çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Güçlü hükümetin Türkiye'nin büyük partilerinin bir araya gelerek en çok oy alanların oturup Almanya'da nasıl oluyor? Oturuyorlar, büyük partiler konuşuyorlar ve her şeyi anlatıp anlaşıp kuruyorlar. Türkiye'de de bu şekilde güçlü bir hükümetin kurulmasının bugünkü ortam için doğru olduğu kanaatindeyim. Gül, HDP'lilerin dokunulmazlıklarına dair tartışmalara da değindi. Gül, 1990'larda bunlar oldu, bir işe yaramadı yorumunda bulundu. 1990'lı yıllarda bunlar hep yaşandı. Bunların bir faydası olmadı. Terörle mücadele ayrı bir şey. CHP'nin önemli isimlerinden Erdoğan Toprak koalisyon görüşmelerine sarayın gölgesinin düştüğünü söylüyor ve şöyle ekliyor. Davutoğlu'nun ipi eline alması şart. Cumhurbaşkanı Erdoğan koalisyon hükümetine soğuk. Koalisyon yerine erken seçime gitmek istediği kulislerde konuşuluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ile koalisyon görüşmeleri sürdüren CHP'nin önemli isimlerinden Erdoğan Toprak, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuştu. Erdoğan Toprak, koalisyon görüşmelerine saray gölgesi düşüyor dedi. Koalisyon görüşmelerine saray gölgesi düşüyor. Davul birinde, tokmak birinde. Davutoğlu, davulun tokmağını da eline almalı. AKP heyeti attığı her adımda acaba saray ne der diye düşünüyor. Eğer saray gölge etmezse koalisyon hükümeti daha kolay kurulur. Toprak eleştiri oklarını Erdoğan'a yöneltti. Sarayda oturan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendine yeni bir yol haritası yapma peşinde. Başkanlık hayali gidince AKP'nin tek başına iktidara getirilmesinin planını kendine göre işletiyor. 17-25 Aralık operasyonları sonrasında Erdoğan, cemaat bizi kandırmış dedi. Çözüm süreci sonunda yaşananlar için de yarın çıkıp terör örgütü PKK çözüm sürecinde bizi aldatmış diyebilir. Madem her önüne gelen kandırıyor,
Bunu söyleyen o koltuğu hak etmiyor demektir. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın geçen yapılan toplantıda milletvekili bir hanımefendiye, bir kadına bir kadın olarak sus demesi büyük tepki toplamıştı. Hatta sosyal medyada da herkes buna bir yorumla katkıda bulundu. Gerek gazeteci kadınlarımız, gerekse yani bu konudan rahatsızlık duyan tüm kadınlar her türlü sosyal medya hesabından buna bir cevap verdi. Ve gerçekten de tepki büyüktü. Bunun üzerine de Bülent Arınç'ın açıklamaları var. Hanımefendi söz! Bir kadın olarak söz! Sus. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın HDP'li kadın vekile yönelik kullandığı ifade eleştirileri beraberinde getirdi. Başta kadın vekiller olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu Arınç'ı eleştirdi, özür dilemeye çağırdı. Arınç eleştiriler karşısında suskunluğunu bozdu. Cam 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 konuşan bir kadına da artık sus hanımefendi demeyi neredeyse bana bir suç olarak gördüler. Benim PKK teröristlerini niye kınamıyorsunuz, lanetlemiyorsunuz sözüme verdikleri cevap sen bir kadına nasıl sus dersin? Peki o kadıncağız ne diyordu? Diyordu ki sus bunları konuşma PKK'yı bilmem ne yapma. Arkadaşlar kusura bakmasınlar. Burada PKK'nın bizzat üstlendiği cinayetleri lanetleyemeyen PKK terörist bir örgüttür diyemeyenlerle onlar ne derse desin paylaşacak hiçbir ortak değerimiz yoktur. Evet, ama aynı şekilde sanıyorum kadın erkek eşitsizliği konusunda da hiç kimsenin bu konuda herhangi bir tahammülü de yok. Bunu bir kadın erkek meselesi gibi göstermekte sanıyorum ki burada herkesin karşı çıktığı konu oldu. Çünkü kadın olarak kadınların hiçbir zaman susmak gibi bir niyeti yok. Hele son yaşananlardan sonra. Uzun süredir verdiğimiz haberlerden sonra hiçbirimizin sanıyorum ki genel anlamda susmaya niyeti yok. Şimdi bir diğer habere geçelim. Boğaziçi öğretim üyesi ve gazeteci Koray Çalışkan'la ilgili bu haber. Sosyal medya hesapları biliyorsunuz çok gündemde. Az önce söylediğim gibi artık tabii çok kolaylaştı. Herkesin sesini duyurabileceği bir mecra var. Tabii ki değerli gazetecilerimizden bahsetmiyorum. Genel olarak hepimizin anlatmak istediklerini, ifade etmek istediklerini ifade etme şansı var. Ama bu ifadeleri kullanırken genel olarak da bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Hangi mesleği yaparsak yapalım. Bazen sorun çıkabiliyor çünkü. İşte biz sorun çıkan sorunla ilgili bir haber şimdi vereceğim. Çünkü Koray Çalışkan hakkında suç duyurusunda bulunuldu efendim. Sebebi attığı bir tweet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu attığı tweette bir iftira da bulunduğu düşünülüyor ve bu konuda hakkında bir suç duyurusu var şu anda. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi olan doçent Koray Çalışkan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Koray Çalışkan'ın attığı bir tweette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürüldü. Kendini kurtarmak için ülkesini savaşa atan adama hayvan denmez, ayıptır. İblis denmez, günahtır. Katil denir, layıktır. Suç duyurusunu kısa adı HUDER olan Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Avukat Hüseyin Kaya yaptı. Hüseyin Kaya şunları söyledi. Bunları bellidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılda başarmış olduğu kendi cumhurbaşkanını seçebilme yetisine ve milleti ve devleti şahsında temsil eden cumhurbaşkanına iftira atılmasına, bu yolla devlet güvenliğinin ve millet birliğinin zaafa düşürülmesine sessiz kalamayız. İsimlerini bizzat savcılıklara ihbar edeceğimiz bu fitne suçlularının yaptıkları saldırıların, Cumhurbaşkanı şahsında bir bütün varlığımız olduğunu biliyoruz. Bu itibarla kökü dışarıda olan sözde aydın, sosyal medya fitnecilerini şiddetle kınıyoruz. Şimdi gündem böyle sıcak ama bir sıcak gündem daha var ki o da ekonomi gündemi sevgili seyirciler. Birkaç tane ekonomi haberi vermek istiyorum üst üste. İlk haberimiz dolarla ilgili. Doların yükseleceğini biz burada ekonomist sevgili Meltem Acet'le konuşmuştuk. Hatta demişti ki bundan yaklaşık 2-3 hafta önce. Eğer bir yatırım yapmak istiyorsanız hani kısa vadede dolar çok yükselecek. Hani altındansa benim tavsiyem dolara yatırım yapmanızdı demişti. Takip edenler olduysa belki kenara koymuşlardır. Çünkü tarihi rekor 2 lira 80 kuruştu. Şimdi dolar 2 lira 79 kuruş. Bu
2.79-97'ye kadar yükseldi. 2.80 aralık kaldı. Oradan satışlara geri döndü. Tarihi rekor 2 lira 80 kuruş. Dolar şimdi onu da kırmaya çalışıyor. Dolar en son 8 Haziran'da bu kadar yükselmişti ve 2 lira 80 kuruşu görmüştü ve bu sabah o rakama çok yaklaştı. Saat 10 çeyrekte dolar 2 lira 79 kuruşu da geçti. Terör ve bir türlü kurulamayan koalisyon doların ateşini yükseltiyor. Buna bir de Fed'in faiz artırım kararı eklendi. Tüm bu kaygılar dolardaki yükselişi hızlandırıyor ama dolar yükselirken Türk lirası da bir o kadar dolar karşısında değer kaybediyor. Dolar gün içerisinde 2 lira 79 kuruşu aştı. Sabah saatlerinde 2 lira 78 kuruş civarında seyreden dolar gün içerisinde yine yükseldi ve gördüğünüz gibi 2 lira 79 kuruştan işlem gördü serbest piyasada. Dolardaki hedef 2808. Bu hedefi aşarsa dolar bir miktar daha 2.85'e kadar gitme olasılığı var. 2 lira 79 kuruşu aşarak seçimden hemen sonraki tarihi rekoru kırmaya yaklaşan dolar akşam saatlerinde sakinleşti ve 2 lira 76 kuruş seviyelerine geriledi. Dolar arttı ama ihracatta da sert bir düşüş var sevgili seyirciler. 6 aydır düşmekte olan ihracat 6.9 oranında azaldı. Son zamanlarda yaşanan terör olayları, dolardaki dalgalanma ve Fed'in faiz artırımı kaygısı. İşte tüm bunlar ihracattaki düşüşü hızlandırdı ve ihracat 6.9 oranında azaldı. Açıklama Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi. Haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %6.9 oranında azaldı. 11 milyar 996 milyon dolara geriledi. Sadece ihracatta değil, ithalatta da düşüş var. Aynı dönemde ithalat %12.5 oranında düşüş gösterdi ve 18 milyar 201 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracat böylece son 6 aydır kesintisiz olarak düşmüş oldu. Dış ticaret açığı da %21.6 oranında azaldı. 7 milyar 912 milyon dolardan 6 milyar 206 milyon dolara geriledi. Bir başka düşüş haberi de turizmle ilgili sevgili seyirciler. Ne zaman ki bir turistik bölgeye gitsek zaten aslında çok fazla konuşulmasına dahi gerek yok. Geçen senelerdeki doluluk oranlarını sokaklarda veya otellerde görmek pek mümkün değil. Hakikaten turizm konusunda bu sene kan ağlıyoruz. Hem üst üste gelen terör saldırıları hem işte yurt dışındaki yabancı turistlerin çoğu İslam ülkesine yaptıkları, yapacakları bir sürü seyahati iptal etmeleri. Türkiye gibi büyük gelirinin büyük bir kısmını turizmden sağlayan bir ülke içinde oldukça yara aldırıcı bir durum haline geldi. Turizmdeki düşüş ise %13, hemen rakamlara bakayım, %13.8 civarında şu an itibariyle. Turizm geliri azaldı, ekonomiye darbe geldi. Turizm gelirleri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %13.8 azalarak 7 milyar 730 milyon dolara indi. Verilere göre Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı da ikinci çeyrekte %2 azalarak 10 milyon 750 bin kişi oldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, yurt dışında Türkiye'nin güvenli ülke olmadığına dair algı operasyonu yürütüldüğünü, buna karşın geçen yılki turist sayısına ulaşılacağını belirtti. Arıcı şöyle konuştu. Biz otellerdeki fiyatların düşürülmesini istemiyorduk. Çünkü fiyatların düşürülmesi bizim önümüzdeki 5 yıl aynı fiyatla gitmemiz demektir. Olumsuz algı operasyonuyla otellerdeki fiyatlar düşürülmeye çalışıldı. Ve nitekim de bir yere kadar başarılı oldular. Bu tuzağa düşmeyelim dedik ama kısmi olarak düştük. Sıcaklardan şikayetçiyiz değil mi? Yani bir türlü sıcak gelmedi. Haziran ayını çok soğuk geçirdik. Temmuz ayı oldu. Sıcaklar ne zaman geliyor, ne zaman geliyor dedik geldi. Öyle bir geldi ki bu hafta sıcak diyorsanız önümüzdeki hafta daha da sıcak olacak. El Niño, yani yaramaz çocuk etkisiyle kavrulan Türkiye'yi Orta Doğu üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgası vuracak.
Yani sıcak daha da sıcak olacak. Türkiye Temmuz ayının ortasından beri yanıyor, kavruluyor. Vatandaşlar da bir an önce hava sıcaklıklarının düşmesini bekliyor. Ama meteorolojiden kötü haber var. Çünkü önümüzdeki bir haftalık süre boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde olacak. Önümüzdeki bir hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bazı bölgelerde nem nedeniyle sıcaklık daha da yüksek hissedilecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Mesela İstanbul'da 33-34 dereceleri yer yer göreceğiz. 31'e bile düşse nemlilikle birlikte hissedilen sıcaklık 37-38'e kadar çıkıyordur. İzmir'de de hakeza 37-38'leri görüyoruz ama İzmir'de de hissedilen sıcaklık 40'ı geçmiştir diyebiliriz. Hakeza Antalya gibi Akdeniz kıyıları da buna dahil edebiliriz. Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgeleri, yani Güneydoğu Anadolu bölgesi 40 derecenin üzerinde seyrediyor 15-20 gündür bu şekilde. Gece sıcaklıklar da çok yüksek, 26-27 derecelerde. Dolayısıyla hava bir türlü serinleyemiyor orada. Tahminlere göre önümüzdeki 5 günlük süreçte yağış beklentisi var. Ama bu yağışlar sıcaklığın düşmesinde etkili değil. Bütün yerleşimlere ulaşmayacak. Süresi kısa, az miktar bırakan yağışlar alacağız. Bu yağışların ve beraberinde gelen bulutluluğun da sıcaklıkları 3 ila 4 derece düşürmesini bekliyoruz. Mevsim normallerinin üzerinde 9 derece üzerindeydik. 5 derece üzerinde olacağız. Yine sıcak hava devam ediyor. Sıcaktan kavrulan başkent Ankara ise serinleyecek. Ankara'da bir 33'lere 34'lere doğru gerileme söz konusu. Gecede 20'lere doğru gelen sıcaklık nispeten hissedilir derecede bir serinlik yaşatacaktır bizlere. Yaz aylarında en kötü haberlerden biri de çıkan yangınlar, yok olan ormanlar, ürünler. Hakikaten bu haberler de çok can sıkıcı. Bir kıvılcım geldi ve binlerce zeytin ağacını yok etti sevgili seyirciler. Ki ne kadar zor yetişiyor, çok değerli bir mahsul. Ülkemizin gerçekten önemli gelir kaynaklarından. Aydın'da tadilat sırasında çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı ve ağaçları kül etti. Çıkan yangına tepki gösteren çiftçi kadınlar da gözyaşlarına hakim olamadılar. Bir kıvılcım yetti. Binlerce zeytin ağacı küle döndü. Yani yiyordum buraya. Babam sigara yerdi bala. Babam sigara yerdi. Görüntüler Aydın'dan. İddiaya göre tadilat sırasında çıkan bir kıvılcım zeytinlik alandaki kuru otları tutuşturdu. Alevler rüzgarla büyüdü. Zeytin ağaçları tutuştu. Yanan köy iyi çok tabii. Şaka. Daha ileride daha yanıyor daha belki. Yangına hem karadan hem havadan müdahale başladı. Zeytin ağaçları yanan köylü tepkiliydi. Hasar çok büyük. Hasar belki de 1 milyar lira falan. 1 milyon lira. Çiftçi kadınlar yanan ağaçların ardından gözyaşı döktü. Anne ne alem sen? Bizim fazla hasarımız yok. Yangın söndürüldüğünde binlerce ağaç küle dönmüştü. Şimdi memleketime uzanacağız, Kocaeli'ne gideceğiz. Can kurtaranlar tatbikat yapıyorlardı ama o esnada, tam da o sırada gerçek bir boğulma vakası yaşanınca bakın neler oldu. Denizde kurtarma tatbikatı vardı. O tatbikat gerçeğe dönüştü. Gerçek boğulma, gerçek boğulma. Hoca, gerçek boğulma. Gidin orası, koş, Yılmaz. Görüntüler Kocaeli'den. Plajlar sıcakların artmasıyla dolmaya başladı. İşte bu nedenle can kurtaran tatbikatı yapıldı. Bir görevli yaptıklarını kameraya anlatıyordu. Arkada mor tesettür mayolu bir kız bir süre kameranın önünde durdu. Sonra denize girdi. Şimdi siz burada şimdi kurtarma... Can kurtaranlık hizmeti de veriyorsunuz. Evet. Zaten belediyenin gönüllüleri de var buradan. Bu açıklamanın ardından tatbikat başladı. Tatbikat yapılırken bir kadının suda batıp çıktığı fark edildi. Jet ski hemen oraya yönlendirildi. Getir oraya gerçek boğulma. Yılmaz. Hoca bağır şunlara bağır. Tim görevlisi tarafından genç kız boğulmak üzereyken kurtarıldı. Karaya çıkarıldı. Korkmuştu. Kız panikle biraz su yutmuştu. Neyse ki başka bir şeyi yoktu. Sağlık kontrolü yapılınca ailesinin yanına gönderildi. Tamam. Hadi.
neyse çok geçmiş olsun. Allah'tan birçok can kurtaranın orada olması sebebiyle kazasız belasız çok şükür atlatılmış. Şimdi aman hırsızlık olaylarına dikkat sevgili seyirciler. Yani havaların sıcak olması, kapıların pencerelerin açık olması, arabalarda kullanırken de o sıcağın rehavetiyle biraz daha dikkatsiz davranmak hep dikkat etmek lazım. Çantaları veyahut da işte elektronik aletleri arabalarda bırakmamak, mümkün olduğu kadar yanınızda taşımak, yanınızda taşırken de dikkatli olmak lazım diye hep uyarıyoruz. İşte bu haber bir hırsızlık olayıyla alakalı ama bu kez gurbetçileri vuran bir hırsızlık olayından bahsediyor olacağız. TEM otoyolunda dinlenme tesislerine dadanan hırsızlar gurbetçilerin çantalarını alıp kaçıyorlar. Tek hedefleri gurbetçiler. Hırsızlar her geçen gün yeni adresler keşfediyor. Son adresleri ise otoyol kenarlarındaki dinlenme tesisleri oldu. Görüntüler TEM otoyolunda çekildi. Hırsızlar son model araçla dinlenme tesisine geldi. Hırsızlar gurbetçilerin bir anlık dalgınlığından faydalandı. Park halindeki otomobile yaklaştılar. Gurbetçi arabadan ayrılır ayrılmaz kendi araçlarından indiler, ön koltuktaki çantayı alıp kaçtılar. Aracın arka koltuğundan inen kadın hırsızları durdurmak istedi. Ama nafile. Hırsızlar çoktan çantayı alıp kaçtı. Tesis çalışanları bu hırsızlıklarla sık sık karşılaştıklarını dile getirdi. Özellikle de gurbetçileri uyardılar. Bilmediğiniz yerde durmayın. Müşteri gibi geldi, 11 tane bileziği aldı kaçtı. İstanbul'da yaşanmış efendim bu hırsızlık vakası da ve güvenlik kameraları da an be an yakalamış. Müşteri gibi geldi, 11 bileziği kapıp kaçtı. Görüntüler İstanbul Gazi Osman Paşa'dan. Kuyumcuya giren genç adam bilezik almak istediğini söyledi. Kuyumcu tek tek bilezikleri göstermeye başladı. Bileziklerin fiyatını hesaplatmayı da ihmal etmedi. Üzerinde 11 bileziğin bulunduğu çubuğu eline alan adam hızla kaçtı. Kuyumcu peşinden koştu ama yakalayamadı. Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen hırsız, kendisine yardım eden arkadaşıyla birlikte yakalandı. İşte aslında kadınlar sussun lafının büyük bir infial yaratma sebeplerinden biri de aslında sosyal medyada gencecik Aysu'nun ölümüyle alakalıydı sevgili seyirciler. Çünkü kadınlar çoğu zaman o kadar çok baskı altında kalıp susmak zorunda kalıyorlar ki başlarına gelenlerin kimseyle paylaşamaz, bırakın kendi ailesiyle, hiç kimseyle paylaşamaz hale geliyorlar. Öyle olduğunda gencecik hayatlar sönebiliyor. Çok elim, çok acı bir örneğini yaşadık ve altından da gerçekten korkunç bir hikaye çıktı. Yavaş yavaş şekillendi hikaye. Habertürk gazetesinin haberini aktaracağım ama aslında hepimiz bu hikayeyi biliyoruz. Aysu'nun ölümü o sosyal yarayı deşti diyor Habertürk gazetesi. Kütahya'da ağabeyinin cinsel saldırısına uğrayan Aysun A'nın intiharındaki korkunç iddia. Ailesi olayın gizlenmesi için baskı yapıyordu. Vakanın sosyal yara olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ağır travmadır, mağdurun uzun süre tedavi görüp desteklenmesi gerekir diyor. Gencecik bir hayat söndü, gencecik bir kızımız kendi canına kıydı. Neden? İşte hep konuşurken bile, ağzımızdan çıkarken bile bir destur etmek gerektiğini düşünerek böyle bir silkindiğimiz bir yaşanan ensest vaka yüzünden. O yüzden hep yapılan sosyal medyadaki çağrılar şuydu. Susmayın, deşifre edin, daha çok söyleyin, daha çok bağırın ki hepimiz yanınızdayız. Bunlar duyulsun, bilinsin. Asıl bu konuda kendini toprağın altına gizlemeye çalışanlar bu gencecik kızlar olmamalı. Bunları yapan, yani cümle kurarken ne diyeceğimi bilemiyorum, insan olmayanlar olmalı. Onun için de kimse susmamalı. Abisi taciz edince canına kıydı. Yer Kütahya. Aysun Altay 22 yaşındaydı. İddiaya göre genç kızı öz abisi taciz ediyordu. Talihsiz kız bu nedenle bunalıma girdi. Arkadaşının silahını alıp intihar etti.
Genç kız daha önce de iki kez intihara teşebbüs etmişti. Allah rahmet eylesin. Yani ama başka bir Aysun daha kaybetmek istemiyorsak, hepimizin bu konuda, özellikle de ailelerin, bırakın üstünü örtmeyi. Yani böyle bir durum, Allah korusun, böyle bir şeyle karşılaşıldığında evlatlarını yürekten destekleyip, eğer ceza çekmesi gereken yine kendi öz evlatları ise elleriyle teslim etmeli. Bunun başka bir açıklaması olabilir mi sevgili seyirciler? Hangi evlat sahibi insan buna yüreği dayanır? Bir evladını korumaya çalışırken bir diğerini toprağa vermeye gözü razı olur. Bir suç varsa o çekilecek, hem de çok ağır şekilde çekilecek. Yani hepimizin içinden geçenin ne olduğunu da ben sanıyorum ki aslında konuşmasak da gözlerimiz söylüyor bunun cezasının ne olması gerektiğini. Şimdi sevgili seyirciler, bir haber Venezuela'dan gelecek bu haber. İlginç. Çünkü bir kraliçe idam edilecek. Şimdi böyle söyleyince kraliçe idam edilecek diye hemen aklımıza kraliyet ailelerinden birine mi acaba? Hayır. Juliana Lopez Venezuela'da bir güzellik yarışmasında kraliçe seçiliyor. Tatil için Çin'e gidiyor kraliçe. Fakat üzerinde bir uyuşturucuyla yakalandığı için de cezası oldukça büyük. Gördüğünüz gibi şu anda idamla karşı karşıya. Kraliçeyi idam edecekler. Porque tengo todas las capacidades, no solo las físicas. Juliana Lopez geçen yıl Kolombiya'da güzellik kraliçesi seçildi. O günden itibaren de hayatı değişmeye başladı. 22 yaşındaki kraliçe ülkesinde tanınan ve sevilen bir model. Hola a todos, mi nombre es Juliana López, tengo 21 años, estudiante. Juliana López tatil için gittiği için de bilgisayarıyla ülkeye uyuşturucu sokma suçundan yakalandı. Kraliçe ömür boyu hapis veya idam cezasıyla yargılanacak. Miss World yarışmasına katılacak olan López şu an hapiste. Ailesinin kızlarıyla iletişimi kesildi. Günlerdir ondan haber alamıyorlar. López'in ailesi uluslararası yetkilileri harekete geçirdi. Kızlarına yardım etmeye çalışıyorlar. Kolombiya Çin Büyükelçiliğine ulaştı. Böylece López'in yeri tespit edildi. Juliana López'in Çin'e ülkesinde satmak üzere giysi ve eşya almaya gittiği belirtildi. İşte haber böyle. Şimdi sevgili seyirciler, Michael Jackson birkaç yıl önce kaybettik. Hakikaten bir devir kapandı onunla. Yani hepimizin dünya üzerinde, hani Türklerin, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insana Michael Jackson'ı sorsanız herhalde onu tanımayan yoktur. Öyle bir efsane. Çok genç yaşta, 50 yaşında hayata veda etti. Ünlü sanatçı Michael Jackson'ın eldiveni de açık artırmadaymış. Meşhurdur biliyorsunuz. Yani hakikaten özellikle kreasyonları çok büyük kitleleri bayağı ciddi bir ikon olarak değiştirdi. Hala da onun giydiği ceketler, onun kullandığı aksesuarlar hala moda. 2009 yılında vefat etti. Birçok eşyası tabii açık artırmayla satıldı. Şimdi eldiven ve en önemli objelerden bir başkası da biliyorsunuz o meşhur, üstünden hiç çıkartmadığı, hemen hemen çoğu konserinde üzerinde olan deri ceketi. Açılış fiyatını söylüyorum, $150,000. Ama burada benim sevgili Kerem'imin notu var. Madem yazmış onu söyleyeyim. Eldiven Eminönü'nde de var. Öyle o kadar büyük paralar vermenize gerek yok diyor. Alemsin Kerem. Kralın eldiveni açık artırma der. Michael Jackson popun kralıydı. Her yaptığı olay oluyor, her giydiği yıllarca konuşuluyordu. Jackson 2009 yılında hayata gözlerini yumdu. Daha önce pek çok eşyası açık artırma yoluyla satışa çıkmıştı. Hatta Michael Jackson'ın saçları bile satılmıştı. Pop'un kralının bu defa meşhur beyaz eldiveni ve deri ceketi açık artırmaya çıkıyor. Satışa çıkan eldiven ve deri ceket için açılış fiyatı olarak $150,000 isteniyor. Pek çok alıcı şimdiden eldivene ve deri cekete sahip olabilmek için sıraya girdi. Jackson beyaz taşlı eldiveni Bad albümünün kapağında kullanmıştı. Kullandığı eldiven o dönemde oldukça popüler olmuştu. Jackson 1997 yılında yapılan bir röportajında neden tek bir eldiven takıyorum? Çünkü iki tane takmaktan daha cool demişti.
Jackson'ın bir başka eldiveni 2000 yılında yine açık artırmaya çıkmıştı. 250 bin dolardan alıcı bulmuştu. Şimdi herkesin garson olmasını isteyeceği, ay keşke ben orada olsaydım da o garson ben olsaydım diyeceği bir haber var sırada. Suudi Arabistanlı iş adamı Prens Elvelid Talal efendim. Bu zatımız Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapıyormuş. Geç kalmış değilsiniz. Dünyanın en zengin 34. adamıymış Prens. Bir bardak su içmiş Happy Top'u. Nasıl bir bahşiş bırakmış biliyor musunuz? 5000 dolar. Soğuk su içti. 5000 dolar bahşiş bıraktı. Suudi Arabistanlı iş adamı Prens Elvelid bin Talal, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ailesiyle beraber tatil yapıyor. Dünyanın en zengin 34. iş adamı mega yatında konaklıyor. Prens ve ailesi şehir merkezini dolaşmak istedi. 20 kişilik aile ve korumaları eskortlar eşliğinde karaya çıktı. Turistler prensle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Prens herkesi tek tek selamladı. Sempatik tavırlarla sokakta yürüdü. 20 kişilik ailesiyle bir kafede oturdu. Sadece su ve meşrubat içtiler. Velid'in gelen hesaba 5000 dolar bahşiş bıraktığı iddia edildi. Cömertliğiyle bilinen 60 yaşındaki prens daha önce de 32 milyar dolarlık servetini hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklamıştı. Prens Velid Marmaris sokaklarında yaklaşık bir saat kaldı. Alışveriş yaptı. Yaptığı alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdü. Prens daha sonra tekrar mega yatına geri döndü. Son yıllarda çok moda oldu. Gelinle damat önceden bir koreografi çalışıyorlar ve ondan sonra da bir anda müzik çalıyor. Ya vals yapıyorlar ya modern bir dans yapıyorlar. Tabii ki coşkuyla kalabalıkta alkışlıyor. Hani her şey harika. Böyle devam etse ne kadar güzel değil mi? Ama şimdi vereceğimiz, anlatacağımız ve göstereceğimiz örnek oldukça ilginç. İşte yine gelinle damat güzelce bir koreografi hazırlıyorlar. Şöyle bir dilim, ailemizin dili damağı tutulsun diye. İşte damat böyle taklalar falan atmaya başlıyor. Ondan sonra o attığı takla gelinin üstünde son bulunca hiç de hayal ettikleri gibi bir ilk dans sanırım ki olmuyor. Damat taklayı abarttı. Gelinin üzerine düştü. Evlenen her çift düğünleri unutulmaz olsun ister. Bu düğün de unutulmazlar arasına girdi. Ama farklı bir açıdan. Amerikalı bir çift ilk dansları için özel bir koreografi hazırladı. Her şey çok güzel başladı. Kapı açıldı. Gelin ve damat içeri girdi. Damat ilk figürlerini yapmaya başladı. Ama hesaba katmadığı şey salonun dar olması ve takla sayısının fazla olmasıydı. Damat taklalarına başladı ama bir türlü duramadı. Gelinin üzerine düştü. Gelin aldığı darbe sonucunda yere yığıldı. Ayağa kalkmaya çalıştı ama başaramadı. Gelinin düğün günü kabusa döndü. Başına aldığı sert darbe sonrası ilk müdahale düğün salonunda yapıldı. Sonra hemen hastaneye kaldırıldı. Ne demek neymiş? Bildiğimiz gibi usta usta slow bir dans yapacağız. Bit 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 minnoş minnoş sonra yerimize oturacağız. Gerek yok böyle fazla adrenalin yüklü hareketlere. Hakikaten ben şimdi kızcağızı merak ettim yani. Böyle en güzel günü gerçekten çok travmatik bir sürece. Umutcuğum da diyor ki sevgili yönetmeniz hala evliler mi? Ben onu merak ediyorum. Doğru söylüyorsun Umut yani ben de olsam... Çok kaldık evli canım benim deyip de hemen oradan da boşanmaya gidebilirdim. Şimdi efendim biliyorsunuz ki karşımızdakini tanımanın birçok yolu, yöntemi var. Tabii ki herkesin kendine göre çıkarımları, kendine göre anladıkları vardır. Ama evrensel olan gerçeklikleri kabul etmek lazım. Beden dilimiz çok şey anlatıyor. Biliyorsunuz ki işte saçımızı tuttuğumuzda bir anlamı var. Mesela bitiyor. Eğer karşınızdaki yalan söylüyorsa yüksek ihtimalle gözünüzü
gözünüzün içine değil hafifçe yere doğru bakıyordur ve hemen erkekler özellikle burnunu kaşıyormuş efendim. Yani hanımlar kocanıza neredesin diye sordunuz. Ya hayatım ya arkadaşlarla gittik şey çok güzeldi yani falan dediğinde siz elinizde oklavayla yeni bir sorgu sistemine geçebilirsiniz. Benden ufak bir uyarı, bu kadar yıldır uzmanlarla yayın yapa yapa ufak tefek şeyleri ben de öğrendim. Pek de bir faydası oluyor diyelim. Şimdi özellikle ellerin, hani konuşurken işte böyle böyle çok kullanıyoruz ya, ellerin karşımızdakine anlattığı çok şey varmış. Hele ki baş parmağınızdan bütün hayat hikayenizi, analizinizi çıkarmak mümkünmüş. Beden dili çok şey anlatır. Özellikle de eller, iletişimin en önemli parçası. Kendimizi ifade ederken ellerimizi sıklıkla kullanırız ve bir araştırmaya göre eller kişinin kendisini ifade etmesiyle kalmıyor, aynı zamanda baş parmağın şekli de çok şey anlatıyor. El analizleri araştırmasına göre baş parmak tırnağıyla eklem noktası arasındaki mesafe uzunsa dikkat. Araştırmaya göre bu saplantılı bir karakteriniz olduğu anlamına gelebilir. Eğer ilgi duyduğunuz kişi size aynı ilgiyi göstermiyorsa çıldırmanız işten bile değil. Kulağa enteresan geliyor. Ancak kemik yapısı çok şey anlatıyor. Ne uzun ne kısa, ne tombul ne ince. Eğer baş parmağınızın şekli diğer parmaklarınızla uyumluysa bu sabit ve güvenilir bir karaktere işaret. Ayrıca liderlik özelliğiniz baskın. Ancak bu sizi soğuk biri gibi gösterebilir. Bir de baş parmak tırnağı basık olanlar var ve araştırmaya göre bu da onları birazcık çapkın yapıyor. Ünlü film yıldızı Megan Fox da bu kategoriye girenlerden. Vay vay vay, gördünüz mü? Demek biriyle tanıştığımızda önce baş parmağına bakacağız. Basıksa kaçıyoruz hemen. Birazcık çapkın diye eğer yumuşattıysa bizim haber merkezimiz hiç o kadar birazcık değildir o, siz merak etmeyin. Efendim bir turist İngiliz Kraliyet Muhafız Askerini rahatsız etmiş. Meşhurdur İngiltere'ye gidenler bilirler, oldukça şık, hiç böyle kıpırdamadan süs bebeği gibi duran muhafızlar var. Ama siz bunu yaparsanız, yani neden yapmamanız gerektiğini veya şu ana kadar neden kimsenin buna cesaret etmediğini haberimizde izleyeceğiz. Çünkü turist pişman olmuş, ellemesiyle yumruğu yemesi bir olmuş. Rahatsız etti, suratının ortasına yumruğu yedi. Görüntüler İngiltere'den. Bir turist kraliçenin muhafız askerini rahatsız etti. Asker sinirine hakim olamadı. Turiste bir anda yumruk attı. O anlarsa kameralara yansıdı. Etraftaki diğer turistler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Muhafız yumruk attıktan sonra nöbetine kaldığı yerden devam etti. Efendim Rize'ye uzanıyoruz. Dünyanın bir ucundan Rize'ye geçiyoruz. Çünkü Rize'de Laz Rallisi yapılmış. Oldukça renkli görüntülere tabii ki sahne olmuş. Gerçekten çok renkli, çok nevi şahsına münhasır, güzel insanların yaşadığı bir yöre. Laz Tahta Araba Rallisi bakın nasıl kameralara yansımış. Heyecan olsun diye yaptı, heyecan olsun diye yaptı. Kimi başardı, kimi virajı alamayıp yeşilliğe daldı. Ambulans geliyor arkadaşlar. Kaldırın lan. Neyse bir şey olmadı abi. Laz Rallisi renkli görüntülere sahne oldu. Mekatlere katkı olsun amacıyla 10 TL karşılığında. Burası Rize Çamlıhemşin. Laz Rally tahta araba yarışlarının 5.'si düzenlendi. Sabah erkenden araçlar onarıldı. Lastikler yağlandı. Bunu arkaya koy. Ve yarış başladı. Ben bunu Ramazan ayında iş aralarında yaptım. Özellikleri fren sistemi gerçek arabanınki gibi. 40-80 yaş grubu kategorisinde yarışçılardan yaralananlar oldu. Maalesef biraz süratli oldum. Frenler tutmadı. Araç görevlisi Zeki. Ama ufak bir şey, fazla bir şey olmadı. Olmadı ya, bir şey yok. Bunu bir çıkar, bunu bir çıkar. Çıkar, çıkar. Kimi balyalara çarparak durabildi. Yarışmacılar izleyenleri kahkahaya boğdu.
Hep söylüyoruz, yeni beden tanımı artık değişti sevgili kızlar, sevgili güzel kadınlarımız. Artık çok ince kadınlar olmak zorunda değiliz. Sağlıklı insanlar, sağlıklı bedenlere sahip olmak zorundayız. Sağlıklı bedenlere sahip olmanın yöntemine buraya değerli hocalarımız geliyor, spor hocalarımız geliyor. Biz gidiyoruz, spor yöntemleri çekiyoruz. Evet, spor hayatımızda mutlaka olmalı. Hiçbir şey yapamıyor olsanız da yürüyünüz lütfen diye uzmanlar uyarıyor. Bunun haricinde evde yediklerimize biraz daha dikkat etmek, porsiyon kontrolü yapmak, inanın ki diyet yapmadan hayatınızı sürdürmenizi sağlıyor. Bana mesela soruyorlar, kilonu nasıl koruyorsun? Benim arkadaşlarım bilirler, ben yerim. Yani yerim, yemeği seviyorum ama bir öğün çok yediysem eğer, bir diğer öğün bunu dengelemeye çalışarak öyle kontrol altına almaya çalışıyorum. Yani yapmanız gereken bu. Niçin bu kadar çok cümle kuruyorum? Çünkü çok fazla tuzak var. Daha ince bedenlere sahip olmak sanki daha güzelmiş gibi hissettirilip bir de üstüne bunu eğer kendi başınıza yapamıyorsanız, eğer bir diyetisyene gidecek ve bir yöntem alacak kadar da maddi gücünüz yoksa, o zaman size hani birkaç ay kullanıp da hemen zayıflayabileceğinizi iddia eden bazı ilaçlar var ki bunların ne kadar zararlı olduğunun büyük bir kısmının Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından da yasaklandığı, bir kısmı toplatılıyor biliyorsunuz. Ama yine de tabii ki sürekli bir yerlerden bir şeyler çıkabiliyor ve internet üzerinden de bunlara ulaşmak maalesef ki mümkün. Ama böyle yaparsanız başınıza neler gelebilir? Bu haber bir örnek olmalı. Çünkü zayıflama ilacı kullanarak kalbi duran bir gencecik kızdan bahsedeceğiz sizlere. 16 yaşında kilosunu takıntı haline getiriyor Rümeysa ve internetten aldığı bir ilaç yüzünden de şu anda yaşam mücadelesi veriyor. 3 gün sonra da çocuk öldü, elimizden kaydı, fenalaştı, kalbi durdu. Zayıflama ilacı kullandı, kalbi durdu. Şimdi ölüm kalım savaşı veriyor. İnternetten zayıflama ilacı alıp hastanelik olanların sayısı her geçen gün artıyor. Şimdiki mağdurda Batman'da yaşayan Rümeysa. İnternet üzerinden almış. Rümeysa Doğu daha 16 yaşında. Kilosunu takıntı haline getirdi. Ailesinden gizlice internet üzerinden zayıflama ilacı aldı. Kullanmaya başladı. Ancak kısa süre sonra rahatsızlandı. Doktorlar bir türlü teşhis koyamadı. Teşhis konulamadı. Yani çünkü bu ilaç o kadar tesir ediyormuş ki değişik organlara. Her seferinde farklı bir organa zarar veriyormuş. Aniden kalbi durduruyormuş. Bu ilaç şu anda çocuğumun sebebi o ilaçtır. Genç kız hastanede yaşam savaşı verirken zayıflama ilacını ablası tesadüfen buldu. Kızın hastalığının bu ilaçtan kaynaklandığı ileri sürüldü. Çantasında bunu ablası görüyor. Kimliğini ararken solunum cihazına bağlı. Şu anda o şekilde yaşıyor. En kötüsü ise Rümeysa'yı hastanelik eden zayıflama ilaçları halen internetten kolaylıkla satılabiliyor. Hiçbir şekilde bunun önlemini anlamıyorum. Doktor, burada çalışan doktorlar bu şekilde defalarca şikayette bulunmalarına rağmen bu tarz hastaların geldiğini söylüyorlar. Genç kızın babası bu ilaçlara karşı farkındalık oluşturulmasını istiyor. Özgecan Aslan kızımızın bir olayı oldu. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Bu tarz ilaçların kullanılmaması yönünde basının, ülkemizin bu şekilde bir toplumsal bir bilgi mahiyetinde, duyarlılık mahiyetinde bilgilendirilmesini istiyorum. Gencecik bir kızımız ve ne kadar kötü, çok da güzel. Hani neye takılıyoruz artık, neye bu kadar çok kafayı yoruyoruz? Hep söylüyorum, gerçekten bir kez daha söyleyeceğim. Önemli olan sağlıklı bedenlere sahip olmak. İlla çok ince olmak zorunda değilsiniz. 40 beden, 42 beden, 44 beden olup çok güzel gözükmek mümkün. Önemli olan sağlıklı beslenmeye çalışmak, sporu hayatımızı tutmak, biraz da porsiyon kontrolü yapmak. Lütfen dikkat edelim. Yani özellikle gençlerimizin, genç insanlarımızın bu tip tehditlerin peşinde koşmaması lazım. Şimdi ilginç bir haber vereceğim sevgili seyirciler. Araç vatandaşa değil, vatandaş araca çarpıyor. Hani hakikaten ilginç, bu nasıl olabilir? Hep beraber göreceğiz. Ama Ukrayna'da gerçekleşiyor bu olay. Yolda yürüyor. Tabii ki bu işte başımızın tatlı belası olan telefonlar buna yine yol açanlardan. Hep söylüyoruz, şu akıllı telefonlar tamam çok güzel, iyi, hoş, hayatın bütün renklerini elimize avucumuza getiriyor ama getirirken bir yandan da hayatımızdan, anlarımızdan çok şey çalıyor. Hatta canlarımızı tehdit altına alabiliyor. Adamcağız
telefonla konuşuyormuş. Duran araca, durunca araç birdenbire araca çarpmış. Ne olduğunu da anlamamış ama yürümeye devam etmiş. İlginç bir haber. Araç vatandaşa değil, vatandaş araca çarptı. Telefona dalmasının cezasını böyle ödedi. İlginç kazanın adresi Ukrayna. Bir adam yolda telefonla konuşarak yürüyordu. Kafasını önüne eğen adam telefona dalmıştı. Yolun kenarına yaklaşan minibüsü görmedi. Kafasını araca çarptı. Geriye doğru sendeledi. Ne olduğunu anlayamayan adam kafasını tuttu. Ardından şaşkın bir şekilde yoluna devam etti. Evet, yavaş yavaş artık bakalım ben buradan da önümüzdeki haberleri açayım. Renkli magazin sayfalarına döneceğiz sevgili seyirciler. Çünkü biliyorsunuz ki her hafta sonu çıkan çok güzel ekler oluyor. Bu eklerde de hem bir haftada meydana gelmiş olan ilginç magazin olayları var. Hem de dizilerle ilgili yeni başlayacak televizyon projeleriyle ilgili de çok detaylı bilgiler var. Gelin isterseniz hep birlikte bakalım. Şimdi HT magazine başlıyoruz efendim. Çeşme'de kulaç attı. Kim kulaç attı? Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Çeşme tatiline başladı. Yakın dostlarıyla beraber 62 metrelik yelkenlisiyle Çeşme'ye gelen Koç, akşam saatlerinde kendini serin sulara bıraktı. Ünlü iş adamı yaklaşık 1,5 saat yüzdü. Sırılsıklam aşk. Yaktın Beni filminde iki aşığı canlandıran Sinem Kobal ve Sarp Apak rol gereği İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı. İkili boğazda yüzmekte güçlük çekse de çekimler başarıyla tamamlandı. Gülümseyin çekiyorum. Ay çok tatlı. Sevgili arkadaşım Yavuz Seçkin, Dicle Seçkin ve artık Asya'nın doğduğu zamanı biliyorum. Asya doğdu büyüdü. Şimdi efendim bir de ailesinin fotoğrafını çekmeye başlamış tüm çocukların kaderi. Benimki de aynı şeyi yapıyor çünkü Yavuz Seçkin ve eşi Dicle ve kızı Asya ile Bodrum'da sıcak yaz günlerinin keyfini çıkarıyor. Seçkin ailesi önceki gün plajda neşeli anlar geçirdi. Minik Asya kendisine poz veren anne babasının bol bol fotoğrafını çekti. Sürpriz birliktelik sona ermiş. Hangi birliktelikmiş bu? Sema Öztürk, Ercan Saatçi birlikteliği hızlı başladı, hızlı bitti. Geçen ay ilişki yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Öztürk ile Saatçi aniden ayrılık kararı aldı. Saatçi'nin Bodrum'da, Öztürk'ün ise İstanbul'da yaşamak istemesi birlikteliğin kısa sürede sona ermesine neden olmuş. Bikinisiyle ışıldadı. Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber çarşamba günü Bodrum'da bir otelde gazetecilere görüntü vermemek için 42 derece sıcakta gün boyu elbiseyle gezmişti. Ancak Reçber önceki gün seksi bikinisini giydiği gibi soluğu bir beach'te aldı. Plajda artistik pozlar veren medyatik güzel bu tutumuyla bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtmiş. Ben bir şey demiyorum, gazete öyle yazmış. Her şeyde bir şey buluyoruz. Kadıncağız plaja da neyle gitsin hani bilemedim tabii. Öyle olsa olmuyor, böyle olsa olmuyor. Kelebek gazetesinin ekine geçiyoruz. Güzel bir haber var. Su ödem yapar mı? Hani hepimiz düşünüyoruz ya, su içiyorum yarıyor, su içiyorum şişmanlıyorum. Neden böyle oluyor? Ödem özellikle kadınlarda sık görülen bir sağlık sorunu birçok farklı nedenle ortaya çıkabiliyor. Fakat su ödem yapmaz. Biz de burada çok değerli diyetisyenlerimiz, uzman diyetisyenlerimiz ağırlıyoruz. Şimdi ben bile buna cevap verebilirim çünkü yıllarca Tayland kümeliyle program yapmış biri olarak. Su ödem yapmadığı gibi vücudumuzdan ödemi atma yöntemi de su. Ama bolca su içmek. Eğer çok bol su içerseniz var olan ödeminizi de vücudunuzdan hiç başka bir yöntem dahi gerektirmeden atabilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız içine biraz nane koyarsınız, birazcık limon koyarsınız. Sabahtan birkaç tane yaprakla onları böyle bırakırsınız elmalarla falan filan. Akşama kadar da nefaseti de çok güzel olan bir su içerek ödeminizden kurtulabilirsiniz. Vücudu susuz bırakmamak lazım. Su dengesini kolay kolay değiştirmemek için ne çok aşırı su alın diyor sevgili Osman Müftüoğlu ne de suyu ihtiyacınızdan az kullanın. Yani neymiş dengeli olacakmışız. Kelebek gazetesinin ona çirkin demedim başlığıyla verdiği haberse neymiş? Allah çirkin şansı versin tweetiyle Arda Turan'ın sevgilisi Aslıhan Doğan'a hedef aldığı ileri sürülen Emel Müftüoğlu yanlış anlaşıldım demiş. Arda Turan Aslıhan Doğan aşkının basına yansıdığı ilk günlerde attığı Allah çirkin şansı versin tweeti Emel Müftüoğlu'nun başına ağrıttı. Müftüoğlu'nun adı bir dönem Turan'la anılan İdil Fırat'a olan yakınlığı
yüzünden Doğan'ı hedef aldığı ileri sürüldü. Önceki gün Etiler'de objektife takılan sanatçı muhabirlerin konuyla ilgili sorusu üzerine yanlış anlaşıldım demiş. Bu tweet'i Aslıhan Doğan için yazdığım düşünüldü ama öyle bir şey yok. Ayrıca Arda Turan'ı da tanımam. Tamamen yanlış anlaşıldım diyor. Tatil ağır basmış. Nurgül Yeşilçay oğlu Osman Nejat'la çıktığı Bodrum tatiline devam ediyormuş ve gelen bir dizi teklifi de reddediyormuş. Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman tatilini kendi ülkesinde geçirmeyi tercih etmiş. Geçtiğimiz gün Sydney'deki ünlü Bondi plajında görüntülenen Jackman surf body'si, beline doladığı plaj havlusu ve başındaki kovboy şapkasıyla ortaya karışık bir stilin öncüsü gibiydi. Aynı zamanda Türkiye'de verdiği temsillerde biliyorsunuz kapalı gişe oynadı. Bakalım single iddiası Aylin Coşkun Star Ben adlı yeni maxi single'ını piyasaya çıkarmış. Egodan kaynaklanmıyor, her zaman sanat adına amatör kalacağım, star olan şarkılarım yanıtını vererek. İşte böyleymiş efendim. Hayatımı Yunuslara borçluyum. Kısa süre önce gerçekleşen, işte Boğaziçi biz de ağırlamıştık biliyorsunuz. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışının onur konuğu İngiliz yüzücü Adam Walker'dı. Dünyanın en zorlu 7 okyanusunu geçen ve rekorların sahibi olan Adam Walker pek çok tehlike atlatmış bugüne kadar. Ama en ilgincini şöyle anlatıyor. Geçen yıl Yeni Zelanda'daki maratonda yüzüyordum. Bir köpek balığıyla burun buruna geldim. O sırada 10 tane Yunus etrafımda halka yaptılar ve köpek balığını uzaklaştırdılar. Bana 2 saat boyunca eşlik ettiler. Sonra zihnimden onlara teşekkür ettim, gittiler. Adam Walker o günden beri Yunusların korunması için mücadele veriyor. Cumartesi postasının haberine göre. Bu arada Petek Dinçöz biliyorsunuz hamile. Güzel adamlara bakıyormuş. 8 aylık hamile, bir oğulları olacak. İrfan Aslan adında olacakmış. Cesaretim yok, normal doğum yapamayacağım demiş. Ve eklemiş, yakışıklı bir oğlum olsun diye filmlerdeki güzel adamlara bakıyorum. Bu tutuyor, ben söyleyeyim. Oluyor yani. Neden diyeceksiniz? Güney'de işte yaklaşık 19 haftalıkken biliyorsunuz 19-20 hafta aralığında ilk tekmeleri görmeye başlıyorsunuz. O ilk tekmelerde de rivayettir. Hani böyle anneannelerimiz, dedelerimiz, babaannelerimiz hep anlatırlardı. İlk tekmeyi gördüğün, duyduğun, hissettiğin an kime bakarsan çocuk ona benzer derlerdi. Ben televizyon karşısında şahane yani öyle oturuyordum. O sırada ilk tekme gelince kafamı kaldırdığımda Brad Pitt vardı karşımda, çok şanslıyım. Yani Brad Pitt gibi olmasa da oğlum da gerçekten çok şükür. Önce iyi bir insan, vicdanlı bir çocuk ama herkesin söylediğine göre de yakışıklıymış efendim. O yüzden de tutabiliyor galiba. O bir iki bir şeyini almış olabiliriz Brad Pitt'in inşallah. Manken fabrikası Brezilya. Brezilyalıların ne kadar güzel olduğu, vücutlarının ne kadar güzel olduğu, hatta Brezilya poposu, biraz sonra konuşuruz belki bunu da. Biliyorsunuz çok meşhur son dönemde kadınların kalçalarına ne kadar önem verdiği ve büyük kalça konusunda da oldukça müthiş bir moda olduğunu biliyoruz. Brezilyalıların da bu konuda namı meşhurdur biliyorsunuz ki. Ama böyle biliyorsunuz ünlü bir iç çamaşırı firması var, adını şimdi söyleyemiyorum ama melekleri var deyince hepiniz anlarsınız ve çoğunluğu da o meleklerin Brezilyalıymış efendim. Burada tek tek de isimlerinden bahsedilmiş, hatta yeni meleklerin de bir kısmı Brezilyalı, o yüzden de güzel kadın fabrikası olarak Brezilya seçilmiş. Şık. Keremciğim çok şeker, yine efsanevi laflarından biri. Allah hepsini korusun dedi. Tabii canım, Allah yokluklarını göstermesin. Çok güzel bir şey vardı. Kerem hatırlıyor musun bilmiyorum, bir fotoğraf vardı, meleklerin hepsi Londra'daki gösteri için uçağa biniyorlardı, böyle müthiş bir uçak o baştan aşağı. Sonra benim çok sevgili arkadaşım Ekin Olcayto o fotoğrafı yayınlamıştı. Kanal Türk'ün de ana haber spikeridir, çok yakından tanırsınız, çok iyi bir ve çok güzel bir meslektaşımdır. Altına yazmıştı, kızlar bu uçağı düşürdük mü hayatta hiçbir sorunumuz kalmayacak diye. O bayağı bir böyle efsanevi şekilde dolaşmıştı yani. Tek sorunumuz bir ara o kalkan uçaktı hakikaten. Gerçekten çok güzeller. Şık gazetesi bebek yuvayı kurtardı demiş efendim. 15 aylık evliliklerinde boşanmanın eşiğinden dönen Nur Fettahoğlu ve Levent Viziroğlu çiftinden müjdeli haber geldi. Fettahoğlu bebek bekliyor ve yuvaları da kurtulmuş. Allah da mutlu mesut etsin. Başrollerini Uğur Yücel, Sarpapak, Meltem Cumbul ve Sinem Kobal'ın paylaştığı Yaktın Beni filminin ilk fragmanı yayınlanmış. Ekim ayında vizyona girecek olan filmde bir dayı ile yeğenin komik ilişkisi anlatılıyormuş efendim.
Ayrılsak da beraberiz sevgili Yeşim Salkım'la ilgili bir haber. Yeşim Salkım bir açılışta sahne almış. Eşi Hakan Eratik'ten ayrılsa da çocukları için bir arada olduklarını söyleyen sanatçı. Benim anne babam da ayrılmıştı ama muhabbetleri hiç kesilmedi. Eşimle boşanmış olsak da zaman zaman bir arada olacağız. Muhabbetimizi kesmemiz mümkün değil. Çünkü çocuğumuz var dedi. Çok doğrusu da bu. Çocuk olduğu zaman hep söylüyoruz. Ebeveyn olmaktan boşanılmıyor, karı koca olmaktan boşanılıyor. Aynı görevler, aynı saygı çocuklar için devam etmek zorunda. Plajı ışıldattı az önce okuduğum Işıl Reçber'le ilgili haber, güzel fiziğiyle övgü dolu bir haber var. Otizm için el ele. Film 1 Nisan'da Otizm Farkındalık Haftası'nda sinemalarda olacakmış. Gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan Benimle Var Mısın? Otizmi seyirci önüne çıkarıyor. Ve herkesin de bu filme destek vermesini biz de bekliyoruz efendim. Hakan Eretik'ten ayrılan Yeşim Salkım Bekir Aksoy'la eşine telkinde bulundu. Siz de ben bilmem eşim bilir de yarıştınız değil mi? Dikkat edin katılanlar boşanıyor. Tabii yani hani latife etmiş ama ben hatırlıyorum o yarışmayı seyretmiştim. Çünkü hem sevgili Yeşim arkadaşımız Hakan'la birlikte hem de aynı şekilde sevgili Bekir. Ama tabii ki bir latife etmiş, onu da öyle başlığa taşımışlar. Sabahla günaydın. Güner Cüvoğlu sevgilisiyle Zaza bir gün sonra eşiyle kana gitti. Çapkın kurt başlığıyla sabahla günaydın haberi vermiş. 75 yaşındaki evli köşe yazarı Güner Cüvoğlu genç sevgilisiyle Zaz konserini izledi. Sevgilisiyle el ele görüntülen Cüvoğlu büyük panik yaşadı. Tabii ben bilemiyorum yani Sayın Güner Cüvoğlu da çok saygı duyduğum çok değerli bir büyüğümdür. Ben de sadece gazetede yazılanı okuyorum. Bu konularda ahkam kesmek bence kimsenin haddine değil. Herkes önce kendi yaşadıklarına baksın demekte fayda var diye düşünüyorum. Ve böylelikle de bu renkli kısmı bitiriyoruz. Haftanın film bakalım mı? Tamam, sonra konuğumuzu alacak mıyız? Şimdi sevgili seyirciler. Benim gibi eğer sinema meraklısıysanız, çok seviyorsanız bakın sıcaklar daha da fazlalaşarak artacak bu haftada diyorum. Uyarıyı da yapıyorum. Benden söylemesi uzmanlar söylüyor. En güzel yöntemlerden biri de çoluğunuzu çocuğunuzu alıp da güzel bir sinema keyfi yapmaktır. Böyle havalarda çok iyi geliyor gerçekten. Görevimiz Tehlike 5'te geliyormuş. Biliyorsunuz ki Tom Cruise bu konuda çok hassas. Dublör dahi kullanmıyor çoğu sahnede, çok tehlikeli sahnelerde. O yüzden de ben gerçekten büyük bir hayranıyım bu filmlerin. Başka bir gözle seyrediyorum bu kadar büyük bir Hollywood yıldızını. Ama onunla birlikte başka filmler de var. Siz isterseniz haftanın filmlerini izleyin. Ardından biz sohbet için hazırlıklarımızı tamamlayalım. Stüdyomuza sizi bekliyor olalım. Is uniquely trained and highly motivated. Specialist without equal, immune to any countermeasures. Sonunda beklenen an geldi. Görevimiz Tehlike 5 bu hafta vizyonda. I want you to choose your next words very carefully. Where is Hunt? Last I heard he was tracking the syndicate. Ethan Hunt ve ekibi filmin son serisinde bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. IMF'i ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası bir dolandırıcılık örgütü olan sendikanın tehlikeli faaliyetlerinden kurtulmayı hedefleyen ve bu yasa dışı örgütün kökünü kazımak için yola çıkan ekip kısa bir süre sonra bu son derece tehlikeli organizasyonun hedefi haline geliyor. Bu kovalamaca hem Hunt hem de maharetli ekibini en zor görevlerinden biriyle karşı karşıya getiriyor. Anti-IMF. They're coming after us with everything they've got. You ready? This may very well be our last mission. Let's make it count. So what's the play? You want to bring down the syndicate? Tom Cruise'un artık bir aksiyon ikonu haline gelen Ethan Hunt karakterine geri döndüğü Göremiz Tehlike serisinin 5. filminin başrolünde ayrıca Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Simon Pegg gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jack Reacher filminde de Cruise ile birlikte çalışan Christopher McQuarrie oturuyor. How do you know we can trust her? Desperate times. Desperate measures.
done. You asking me that now? Oh, hey, boys, what did I miss? Ethan? Benji, open the door! Open the door! Yeah, I'm trying. Oh, my God! Ve sırada çocukları sevindirecek bir animasyon filmi olan Kahraman Miço'lar var. Animals are welcome on the ark. Yes. As long as you're on Noah's list. Tüm dünyanın sular altında kalmasına çok kısa bir süre kaldı. Neyse ki sakat kafadarlarımız Dave ve Biricik oğlu Finney için hala bir şans daha var. Nestirian neslinin sürdürülebilmesi de bu çetin mücadeleden alnının akıyla çıkmayı başarabilmek için kanat çırpan baba ve oğlun elinde gibi görünüyor. Film dostluk, dirayet ve fedakarlık duygularını ön plana alan ve öncelikli olarak çocuk izleyicileri cezbedecek gibi görünen eğlenceli bir animasyon güzellemesi. See? Told you we'd get on the ark. This isn't the ark. What? This isn't the ark! No laugh, Finny! Finny? Hey! Wait! Children? What children? Sırada 2015 Uluslararası Berlin Film Festivali'nde en iyi görüntü yönetmeni de dahil olmak üzere 3 ödülü birden kucaklayan Victoria var. Are you stealing? You touch my ass. Say sorry. I saw it. With a heart. Berlin'e yeni taşınmış ve bu şehrin kurallarına göre yaşamayı öğrenmeye çalışan Victoria, Berlin'de bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenmekte olan Sonny ile tanışır ve aralarında hızlı bir çekim yaşanır. Ne var ki bir aşk hikayesi gibi başlayan olaylar çılgın bir maceraya döner. Sebastian Schipper'ın yönetmenliğini üstlendiği bu filmin başrollerinde Laia Costa, Frederick Lau ve Franz Rogowski var. I want to go with you. Je serai là toute ma vie. Pour veiller sur ta fille Lucie. Fransız sinemasının en maharetli yönetmenlerinden biri olan François Ozon'un yazıp yönettiği Yeni Kız Arkadaşım emsaline pek sık rastlanmayacak cinsten bir aşk hikayesine ev sahipliği yapıyor. Çocukluklarından bu yana arkadaş olan Claire ve Lea'nın hikayesini ön plana alan filmde iki yakın arkadaştan biri ağır bir hastalığa yakalanır ve ölmeden önce bebeğini en yakın arkadaşına emanet eder. Arkadaşıysa bebeğine ve kocasına sahip çıkacağına dair söz verir. Ve sonunda en ölür. Arkadaşıysa verdiği sözü tutmak için yola çıkar. J'adore ton rouge à lèvres. Ça te va très bien. Siyasi hayatıma mal olsa da ben bu kanı durduracağım. Sırada Türkiye'nin yakın geçmişinde yaşanan siyasi gündemi beyaz perdeye taşıyan darbe var. Yasal açıdan bakıldığında Hakan Bey düpedüz suç işliyor. Terör örgütüyle görüşüyor. O çantanın peşindeler değil mi? 7 Şubat 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasıyla başlayan süreci kendisine milat alan darbe, yaşanan MİT krizinin altındaki neden ve sonuçları merkezine alıyor. Filmin yönetmen koltuğuna Yasin Uslu otururken senaryosu da gazeteci Avni Özgür'e emanet edilmiş. Oyuncu kadrosunda ise Cansel Elçin, Erdinç Gülemen, Öykü Çelik, Çemsi İnkaya gibi ünlü isimler var. İşte dertleri bu. Oldu Berliler dahil. Tüm MİT personeli. Silahlarını hazırlasın. Bölge binası içine kimse girmeyecek. Girmeye çalışanı vurun. Evet, verecek misiniz şimdi? Veriyor musunuz? Hazır, peki. Evet, çok rezil olduk.
Doktor Nihat Dik'le birlikteyiz sevgili seyirciler. Ve bugün biraz istiyoruz ki güzellikten bahsedelim, güzel şeylerden bahsedelim. Evet, güzel şeylerden bahsedelim. Evet, güzelleşmekten bahsedelim. Bence çok keyifli bir işiniz var. Teşekkür ederim. Çünkü insanlar size geldiklerinde bir kere aslında tabii çok büyük umutlarla ve aslında biraz da bilinçsiz geliyorlar, onu tahmin ediyorum. Kesinlikle. Çünkü benim de hekim arkadaşlarım var. Hani şöyle bir beklenti oluşabiliyor hepimizde maalesef ki. Hani bir cilt bakımı yaptırdığımda 5 yaş falan atarım tahmini falan gibi, hani böyle öyle bir şeyle geliyoruz. Ya da bir botoks yaptırdığınızda ya da ufacık bir müdahale yaptırdığınızda hayatımızda çok şey değişecekmiş gibi. Halbuki bu bir süreç. Bir sürü tedavi bir arada desteklenerek gittiği zaman hakikaten güzel sonuçlar elde etmek çok mümkün. Çok haklısınız. Ben hastam kapıdan girerken ilk fotoğrafını bir çekiyorum. İlk fotoğraf çekildikten sonra gelip oturuyor. Zaten hareketlerinden, tavrından, size bakışından ne istediğini hemen anlıyorsunuz. Zamanla tecrübe edince, tecrübeli bir hekim olunca artık bunları anlamaya başlıyorsunuz. Oturunca kaç yaş... İstersiniz. Gibi, bir cilt bakımı, yok efendim bir botoks, azıcık bir dudaklara dolgu, azıcık böyle bir saçı dökülmüştür onun bir saç terapisi falan. Bunlarla ne istediğini hemen anlıyorsunuz ve hemen ona müdahale ediyorsunuz. Dur. Evet, önce dur. Bir nefes al. Evet. Size ne yaparsak ne olur. Ve kesinlikle her şey az önce söylediğiniz gibi ufak ufak kombine tedavidir bu. Doğru. Yani yemek yemek gibi. Biraz ekmek, biraz salata, biraz et, biraz çorba. Tek bir tedaviden mucize beklemek pek doğru bir hareket değil. Bazen galiba. Çok ufak dokunuşlar çok büyük mucizelere sebep olabiliyor. Doğru. Benim öyle vakalarım çok yaptığım diğer televizyon programlarında vardı. İşte makeover, dönüşüm programları yapıyorum son bir yıldır. Onlarda bazen bazı şeylerde yarışmacı konuklarda ufak dokunuşlar çok güzel, çok büyük sonuçlara neden alıyor. Ama altyapısı ona müsait oluyor mesela. Altyapı işte mesele orada. O altyapıyı görebilen doktor iyi doktor. Evet doğru. Altyapı. Yani doğru. Bakmak var, iyi doktor olmak var, elinizin iyi olması var. Bir de sanatçı kişiliğinizin olması lazım. Çünkü resmen heykeltıraşlık yapıyorsunuz. Bir sanat tabii, bu. Tabii yüz şekillendiriyorsunuz. Bakınca görmeniz lazım. Evet, şöyle bir yüze baktınız. Bakıyorsunuz, ha şurada şu var, burada bu var falan diye her şeyi hemen bir dökmeniz lazım. Ve nerede ne eksik olduğunu görebilecek gözünüzün olması lazım. Tabii. Bu da sanatçı kişilikle ilgili bir şey. Şu an ben bakıyorum ve bir şey göremiyorum. Ya, tabii öyle diyeceksiniz hocam. Beni üzmemek için çok haklısınız. Programın bekası için burada bunu en bir şekilde kapatalım. Yani şöyle bana mesela hep söylüyorlar. Sandıkları kadar çok şey yaptırmıyorum ama çok yaptığım bir şey var. Çok düzenli mesela ben hep onu söylüyorum. Cilt mezoterapisi. Yani cildime vitamin desteğini hapla alamayacağım veyahut da besinlerle yeterli derecede hapla alamayacağım. Her şeyi yani desteklemek anlamında. Destek. Çünkü aldığım hap vücudumun her yerine tabii her ki sirayet gider, ediyor. Bütün derinizi nemlendiren mesela hyaluronik asit tabii. kapsülleri var. Tabii. Bunun yanında yine eğer ki diyet yapıyorsanız o dönemde mutlaka diyet yaptığınız dönemde deri, saç, koenzim, tırnak vitaminleri var. Koenzim Q'lar var. Evet. Multivitaminler var. Hı hı. Geçen gün bir arkadaşım daha çok da genç ayağında kasılma olduğundan bahsetti. Baktım yani şimdi 35-40'lı yaşlarda ayakta kasılma neden olur? Çok spor yaptı değil, şunu yaptı değil, hiçbir şey yemiyor. Ha yani belli süt içmez, yoğurt yemez. Yani hipokalsemi, kalsiyum eksikliğine kalsiyum bağlı. Eksikliği bir kalsiyum hemen kullanması. Yani artık oraya doğru gidiyor. Yine birini gördüm. 40 kilo ve çok güzel olduğunu iddia ediyor. 40 kiloluk bir insan kuru kemik ve deri. Yani bu güzellik algısı olmaması lazım. Bir dirhem de et lazım. Lazım hocam. Yani işte az önce söylüyordum ya hep. İşte Brezilyalı kadınlar, işte Jennifer Lopez, işte Rihanna bu ya da işte Kim Kardashian neden ünlüler? Kalçaları var Beyoncé ve bacakları da dolgun öyle ben yani incecik kadınlar değil yani. Kalçaları var diye. Evet var. Bu ayıp bir şey değil. Biz Türk halkı olarak da normalde genetiğimiz hani böyle ince belimiz ve işte biraz daha dolgun kalçalarımız vardır. Genelde kadın tipimiz budur. Bakmayın son yıllarda tabii genç kızlarımızın bu ekstra dikkatleri sayesinde daha farklı bir fizyonomimiz olmaya başladı ama normalde öyle değiliz aslında. Yani her zaman şunu yapmak lazım.
şartları çok fazla zorlamamak lazım. Ne çok zayıf ne çok şişman. Şişmanlık da başlı başına bir... Obeziteye gittiği zaman tehlike. Bir hastalık. Doğru. Yani hayat her şeyi sizin için zorlaştırır. Yani normal fizyolojik yaşamanızı da zorlaştırır şişmanlık. Aşırı zayıflık da öyle. Biz gelelim güzelliğe. Güzelliğe. Hocam şimdi bir sürü yeni yöntem var. İşte hep onu söylüyorum ya. Mesela cilde işte bir mezoterapi desteği sanırım sizin de salık vereceğiniz bir şeydir. O uzun vadeye yayılan yani belki bir kür olarak ya da onu her ay yapılması gereken. Nasıl yapıyoruz? Gereken onu şöyle yapıyoruz. İlk size güneş en önemli yaşlılık sebebi. Evet. Güneş yaşlandırır, bronzlaştırır, güneş güzelleştirir ama güneş yaşlandırır. Şimdi herkes plajlara koşuyor. Güneş her zaman verdiğini geri alır. Güneş güzel bronzluk verir. Evet. Çok hoş yapar sizi. Güzel bacaklar sütun gibi. Bir de onlar düşünün bronz olunca üf süper. Yüzünüz yine öyle ama birkaç sezon düzenli güneşe gittiğiniz zaman cildiniz kurur, incelir. Ve kırışmaya başlar. Hı hı. Bunu botoks açmaz. Tabii. Yani kuru bir elbiseye, kuru bir ceket düşünün. Koydunuz, buharsız bir ütünüz var. Sürün sürün durun, sürün sürün durun. Hiçbir şekilde ne botoks açar. Cilt bakımı yani, o da işe yaramaz. Kremler, aynen üstünde çatı olan bir seraya yağmur yağdırmaya benzer. İçine işlemez. Ne yapmak lazım? Burada adrese teslim dediğiniz gibi. Mezoterapiler var. O mezoterapiler konusunda son 3-5 yılda tamamen kafayı yer derecede yaptım. Yeni şeyler ürettim. Var olan şeyleri öğrendim. Bol bol Kore'ye gittim. Yaklaşık 10 yıldır hemen hemen her 2-3 ayda bir sürekli Kore'deyim. Hocam Kore ile ilgili çok efsanevi şeyler duyuyorum. Özellikle kozmetikte inanılmazlarmış. Mesela makyaj malzemelerinin de Kore, özellikle Kore'den o kadar incecik ipek gibi güzel malzemeler var ki yüzünüzde işte hani hep böyle hiç makyaj olmamış bir yüz falan hayalimiz var ya. Aynen. Onları falan yani gerçekten o anlamda o çok gelişmişler. Sanayi neden gelişti biliyor musunuz? O sanayinin gelişmesinin sebebi Amerika'nın bir eyaleti gibi. Güney Kore. Hı hı. Şimdi soruyorlar nereye gittin? Kore'ye gittin. Hangisine? Kuzeye mi Kore? Ya kuzeye gitmek. Keşke orayı da görmek lazım ama hani kuzeyde ne işim var? Çünkü çay kaşığı dahi yapamayan bir ülke. Onun haricinde tabii ki Güney Kore. Seul'e gidiyorum, geliyorum. Seul haricinde işte onların bir sürü şehirleri var. Güneyde Türk şehitlerinin olduğu bir şehri var. Yine orta bölümlerinde Wonju diye bir şehirleri var falan ama Seul çevresinde... Hocam izleyicilerimiz sesinizi çok net duyamayabiliyorlarmış. Biz bir minnacık ara verelim, biraz eğlenceli video seyrettirelim, mikrofonumuza müdahale edelim, geri dönelim. Olur mu? Daha olur, güzel olur. Konuştuklarımız olur, duyulsun olur. Ki faydalı bilgiler veriyoruz çünkü. Biraz böyle bir eğlence molası, çok kısa hemen geliyoruz. Hayvanlarla buluşturduk. Harika. Benim evet hocam. Mikrofonumun gittiniz. Yeri değişti. Sesim geliyor muymuş geliyormuş. Duyuluyor. Tamam. Hiçbir okay. Problemimiz yok. Neymiş bu yeni teknikler? Şimdi şöyle baktığınız zaman Uzak Doğu'da bronz olmak değil beyaz olmak. Tabii şemsiyeyle dolaşıyorlar. Neden şemsiyeyle dolaşıyorlar? O çeltik tarlalarında, pirinç tarlalarında çalışan köylüler hepsi bronzdur. Hı hı. Ve bronz olmak köylü olmak, maraba olmak. Elit tabakadan olmamanın işareti, delaletidir. Onun için beyaz olmak kesinlikle aristokrat olmayı gerektirir. Onun için de hiçbir uzak doğuluyu plajlarda güneşlenirken göremezsiniz. Evet, evet. Çünkü tarla işçisi, pirinç işçisi anlamına gelir. İstediğin kadar paran olsun, hiçbir anlamı yok. Bu sebepten dolayı leke konusunda, cildin pürüzsüzlüğü konusunda...
o konularda korkunç güzel ürünler ve korkunç tedavi edici güzel şeyler, ham maddeler ve kaynaklar bulmuş durumdalar. Hı hı. Ama bunları tamamen üretip Amerika'ya ihraç ediyorlar. Aa, bizim ülkemize gelmiyor. Getirdik ya. Ha, tamam, siz geçiyorsunuz. Biz bunu gittik, şey yaptık, oradaki fuarlara katıldığımda baktım ki Avrupa'daki, Amerika'daki katıldığım fuarlarda hiç görmediğim şeyler gördüm. Bundan 10 yıl önce ilk Kore'ye gittiğim zamanlar bunları şey yaptım, değişik geldi. Bir 3-5 ay gidip geldikten sonra aradaki farkı anladım. Baktım ki aynı firmalar New York'taki, Miami'deki fuarlarda da varlar. Hocam peki yani kremlerle bu işin çözümüne ulaşmak leke, mümkün mü? Leke, hani bunca yıl leke, lazer leke, tedavileri, evet. İşte bir sürü leke yöntemleri var. Şimdi şöyle, eğer cilt tipi dediğimiz 6 sınıf cilt tipi var. Fitzpatrick cilt sınıflaması var. Bu sınıflamaya göre Türk halkı cilt tipi 3 ve 4. sınıfa giriyor. 1. ve 2. işte İskandinav ülkeleri, Almanlar, Polonyalılar, Ruslar falan derken beyaz aşağı olanlar. Doğru güneye doğru indikçe 1, 2, 3, 4, tabii. 5, 6 diye gidiyor. Güneş biz 3, 4 şeyine giriyoruz, sınıflamasına giriyoruz. Bu sınıflamada yaşayan 3'ün B'siyseniz, A'sı değil de B'si 4'e doğru kayar benim gibi mesela, buna lazer yapamazsınız. Komplikasyonlar, başka doktor arkadaşlarımızın yaptığı lazer tedavileri veya derin soyma, kimyasal peeling gibi tedaviler sonucu çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Benim gibi bir insana tutup da işte karbondioksit fraksiyonel lazer yaptınız veya işte kimyasal peeling yaptınız, derin soyma işlemleri yaptınız. Bu kesinlikle eskisinden daha kötü olur. Daha fazla leke yapar. Genelde bana gelen komplikasyonlu hastalar bu şekilde geliyorlar. Bunun tedavisi böyle değil. Koyu cilt tipinde derin soymalar, ani tedaviler. Bir seansta ben seni fıstık gibi yaparım, güzel yaparım diyen, kusura bakmasın, doktor değil bir şarlatandır. Böyle bunlara inanmayın. Asla lazım. Asla. Buna kimsenin inanmaması lazım. Leke tedavisi hele benim gibi esmer birinde en az bir yıl sürer. Tabii. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sürekli güneş koruyucuyla deriyi baskılamak lazım. Güneşten korunmak lazım. Kış aylarında tedaviyi yoğunlaştırmak lazım. Kışında güneş koruyucuya tabii, devam yaz, edeceksiniz. Kış. Yazında tedavi devam edeceksiniz. Ve o soymalarınız da kimyasal peelingleriniz, bitkisel meyve asitli peelingleriniz olsun. Diğer işte karbon peelingdir, fraksiyonel lazerdir. Bilumum ona benzer bütün tedavilerin hepsinde küçük adımlarla gideceksiniz. Hiç sert vuruş yapmayacaksınız. Ben şuna benzetiyorum. Gelen hastama diyorum ki yüzünde leke var. İşte hocam bir yere gittim. Küçüktü. İşte şimdi bak kocaman oldu. Ne yaptılar sana biliyor musun diyorum. Şunu yaptılar. Camın üzerinde bir sinek vardı. Sineği öldürdüler. Doğru. Güzel. Ama neyle? Balyozla. Cam ne oldu? Cam da kırıldı. İşte sana bunu yaptılar. Onu yapmamak lazım. Eski usul. Yavaş yavaş. O plastik sinek öldürücüler var ya, onlarla yavaş yavaş vurarak öldürmek lazım ki camı kırmadan yapmak lazım. Yani o bu zaman anlıyoruz ki hocam, yani duyduğumuz bütün lekelenme yöntemleri ya da lekeden kurtulma yöntemlerine itibar etmek değil, hekimimizin bize özel öngördüğü aynen. sistemle çalışmak, devam etmek hastalık lazım. Hastalık yok, hasta var. Evet. Her hastanın, her gelen sizden medet uman ve yardım isteyen hastanızın, kişinin tedavisi ona özeldir. Hı hı. Kalıplaşmış bir tedavi yoktur. Yani duydum ben işte bilmem ne lazer yöntemi, işte altın iğne yöntemi, şu yöntemi. Hepsinin faydası var ama size var mı acaba? Doğru hastayı bulur da seçerseniz, doğru yani gelen hastaya doğru tedaviyi seçerseniz sizden iyi hekim yok. En iyi hekim diye bir şey yok. Doğru, doğru. En iyi kararı veren hekim var. Doğru. Tamam. Yani ve kimse, de uygulama da çok önemli. Evet, hastalar, el dediğimiz şey var hocam. Yani mutlaka o da var ama ben gelen hastalarıma her zaman şunu söylüyorum. En iyi hekim değilim. Bir, beklentinizi %100 tutmayın. %90 başarı sağlarsam bundan da mutlu olun. Çünkü sizin tedaviniz şu kadar bir zaman sürecek. Bu kadarına sabrınız var mı? Bu iş yavaş yavaş olacak. Öyle bir seferde seni harikalar diyarına götürürüm. Sen Aliz olursun, tabii. şu olursun. Öyle söyleyen hekimlerden amanına sakının, korkun. Ama şey, bu bir süreçtir. Hekim zaten şuna da yükümlü değil mi hocam? Başarı kadar başarısız olma ihtimali olduğu noktaları ve alanları. Yani ben bu kadar ona başarısız yüzde, yüzde şu kadar söylemiyorum. Sağlayabilirim. Evet. Bundan ötesi bu cilt tipinde yaptığımız herhangi bir müdahaleye mümkün değil diyebilmeli bir hekim. Evet, şunu söylemeniz lazım. Ben size bu tedaviyi yapacağım. Şu yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. Şunları yapacağım. Bu olmayabilir.
bu kadar olabilir. Bunları net olarak anlatan hekim doğru hekim ve iyi hekimdir. Onun haricinde herhangi bir komplikasyon yaşadınız, yan etki yaşadınız. Bu komplikasyona nasıl davranacağını bilen hekim tecrübeli ve iyi hekimdir zaten. Evet. Yoksa herkes işte botoks yapar, herkes dolgu yapar. Önemli olan işler kötüye gitmeye başladığında durumu nasıl toparlayabilen ve onu iyi sonuca götürebilen hekim o iyi hekim İyidir. Ve tecrübeli hekimdir. Hocam şimdi son dönemde bazı yöntemler var. Sanıyorum izleyicilerimizin büyük kısmı duyuyor. Duyunca da tabii merak ediyorlar. Siz bulmuşken soralım. Mesela bir tanesi örümcek ağ yöntemi. Örümcek ağ çok moda oldu. Birçok ünlünün yaptırdığını duyuyoruz sürekli olarak ve başarılı sonuçlar elde edildiğini duyuyoruz. Ama herkes için, her yüz tipi için veya ne beklentimiz olmalı? Yani biz geldik, hocam benim böyle bir anda şahane elmacık kemiklerim, işte efendim kaşlarım şöyle, yani ne beklemeliyiz biz? Ne kadarlık bir değişim beklemeliyiz? Bir sürü tedavi yöntemi var. Az önce de konuşuyorduk, yarım kaldı. Cildi beslemek için mezoterapi dediniz. Son zamanlarda somon DNA'sı çok çok önemli. Evet. Onun yanında GRP dediğimiz büyüme faktöründen PRP, evet yeni çıkan bir GRP var PRP'den sonra. Evet. Büyüme faktöründen zengin plazma tedavileri veya işte daha önce de trombositten zengin plazma tedavileri. Hep deriye bunları küçük küçük yedirme. Dedim ya çatının üzerine yağmur yağdırıyorsunuz ama ne yazık ki seradaki domatesleriniz yine de kavrulup mahvoluyorlar. Çatıyı nasıl kaldırırız? İşte çatıya böyle kanallar döşersiniz. Dermis dediğimiz işte o çatı diyelim. Evet. En üst tabakasından aşağıya ne o küçük küçük iğnelerle adrese teslim vitaminler, mineraller, somonlar veya kendi kanınızdaki büyüme faktörleri veya plazmanızla orayı beslemek. Böyle bir farklı bir mezoterapi şu an harikalar yaratan bir yöntem var. Doğru. Onun yanında başka bir harika yöntem örümcek ağı yöntemi var. Örümcek ağı yöntemi kısa hemen şöyle anlatayım size. Örümcek ağı yöntemi bundan 6 yıl önce benim Kore'de gördüğüm ve ilk yüzüme orada 3-5 iplik uygulattım. Aa dedim. Siz de yaptırdınız. Yaptırdım. Ben yaptırmadığım hiçbir şeyi yurt dışından bulup getirmiyorum. Benim kendi bir firmam var. Bu tür estetik malzemeler ve işte bir plastik cerrahi kliniği veya estetik merkezi veya güzellik salonu düşünün. Burada A'dan Z'ye ne lazımsa bunların hepsini yurt dışından beğenip fuarlarda kendime denetip onları alıp Türkiye'ye getirip dağıtımını yapan bir firmam da var. Yani hem mutfak kısmındayım hem servis kısmındayım. İkisini birden yapıyorum. Ne işe yarar ne yaramaz. Onun için her şeyin altına yatıyorum. Aa bu çok acıtıyormuş bu kalsın falan. Örümcek ağını yaptırdım dedim bu iğne bu kadar girecek şey olur. Çok canım acıtacak falan 2-3 tane deneyeyim. Ben yattım daha iğne girecek diye bekliyorum. Bitti. Dediler tamam ne oldu 5 tane yaptık işte falan. Hadi canım falan dedim fotoğrafını da çektik falan. Bir uyuşturucu kremle hallolabiliyor. Hiç canınız acımıyor. Çok aman aman bir komplikasyonu yok. Bir hafta kadar sürebilecek belki olası morarma. O da kılcal damara geldiği zaman orada kapı çarpmış gibi bir morarma oluyor. Diz şöyle bir morarma oluyor. Onun haricinde komplikasyonu olmayan bir yöntem. Ama nasıl bir yöntem? Aman aman böyle bir plastik cerrahideki yüz germe ameliyatı gibi beklenti içerisindeyseniz yaptırmayın. Ya, evet işte onu soruyorum. Evet bunu yani, yaptırmayın. O zaman nereye kadar? Mesela kaç yaş grubuna kadar çok iyi sonuçlar alıyorsunuz? Hanımefendi gelmiş 80 yaşında. Yüz iyice sarkmış. Elastikiyet kaybı var. Yüz germe ameliyatından başka. Bir şey olmaz evet, diyorsunuz. Evet. Yani ona facelift yapacaksınız. Bundan başka bir şey kurtarmaz ama hekim bakıyorsunuz örümcek ağı yapmış. Sonra bir bakıyorum internette okuyorum. İşte örümcek ağı yaptırdı hiç sonuç alamadı. Hiç de başarılı değil. Zaten alamazdı ki. Zaten hiçbir şeyden sonuç alamazdı. Yani onu keseceksin, kırpacaksın, dikeceksin. Hangi yaşlarda sarkma ve elastikiyet kaybı maksimuma ulaşmamışsa yani 60'lı 65'li yaşlara kadar tutup 80-90 yaşındaki ama iyice hocam, elastikiyetini kaybetmiş bir cilt. Ama cildin de yaşı var hocam. Kemik tabii yaşı var, şey yaşı var. Cilt yaşından hocam, bahsediyorum. Çok gençler de heves ediyor. Yani buradan bir de onlara da bir cümle söylemenizi isterim. Yani 20'li yaşlarda kızlarımız da moda oldu diye gidip de günah değil mi yani? Onları ben kovuyorum direkt. Yani günah değil şimdi mi? Onlar genelde kapıyı çalarlar, ürkek bir şekilde girerler. Ben direkt dudaklarına bakarım.
30 ile 20 yaş arası dudak dolgusu dönemidir. Onun haricinde başka bir şey için geliyorsa iyi incelemek lazım. Onu kesinlikle bir pürüz vardır. Evet, bir terslik vardır. O yaşlarda, evet, o yaşlarda üst dudağa dolgu sıktırılmaya gelinir. Onun haricinde gelenin gerçekten ya ciddi problemi vardır ya bir şey, kafaya bir şey takmıştır. Yani o yaşlarda botoks için de bence çok erken. Çok ciddi bir cilt yaşında sıkıntı yoksa öyle hastalar da olabiliyordur tabii. Botoks demedim, yalnızca üst dudak dolgusu. Tabii tabii. 30-40 yaş arası moda ya hocam, onun için botoks söylüyorum. Zamanı başlıyor. Tabii. Ama tedirgindir. Acaba yaptırsam mı yaptırmasam mı? Bu natürelliği de seviyorum ama her tarafı da kırış kırış olmuştur. Güneşi de seviyor çünkü. Tabii. İyice cilt kurumuştur. Ondan sonraki 40-50'li yaş arası dönem işte örümcek ağı dönemi, efendim işte somon DNA'sı, GRP, PRP dönemi, ütüleme yöntemleri, fokus ultrason, ultrason dönemi 50'den sonra tabii, daha tabii. çok başlıyor. 50-60 yaş arası yine örümcek ağı vardır o yaşlarda. Ben tabii ki benim number one tedavim büyüme faktöründen zengin plazma GRP. Hı hı. Çünkü onun bir kısmını da ben keşfettim. Çok güzel şeyler buldum orada. Tek bir iki seansta, tek seansta bile boyun kırışıklıklarını ciddi anlamda peki, tedavi GRP'yi yapabiliyorum. Peki nasıl? Dermaroller yöntemiyle yok, mi yapıyorsunuz? Yok, direkt normal iğneyle yapıyorum ama dermaroller yöntemiyle de olabilir. Yani o hı-hı. iğneli makarayla da yapılabilir. Ama mikro evet, açıp iğneleme, ufak ufak şeyler, iğnelemeler. Biliyorsunuz onun çevresinde 200-300 tane küçük küçük iğneler var. O iğneleri temizlik yapıyorsunuz yüzünüze. Ondan sonra o rollerle boynunuza, yüzünüze. Zaten şeyde bakarsanız herkes onun nasıl deniyor onu YouTube'da kendi kendine evet. çekmeye o fotoğrafı biliyorum onun adı selfie. Evet, öz, çekim. Öz çekim. Diğer videoya çekmek ne oluyor? O da mı selfie oluyor? O da işte selfie videosu yapıyorsunuz. O da selfie video. Peki yurt Velfi. Dışında çok selfie. Wi-Fi. Neyse. Çok video şeyleri var. İnsanlar kendi kendilerine roller yapıp onları YouTube'a falan koymuşlar falan. İlk orada görmüştüm. Türkiye'de yoktu o zamanlar. Aha. Roller falan yoktu. Yine onu bir Kore'deki ziyaretimde gördüm. Baktım internete girdim. Baktım herkes YouTube'a bir şeyler koymuş. Roller yapıp koymuşlar, şey yapmışlar falan. Evet, boyunda, yüzde, evet roller da yapılabilir. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. Benim de var rollerim mesela. Ben yapıyorum. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ben mutlaka ayda bir doktorunuza geliyorsunuz. Yüzünüze işte PRP, GRP yapıyoruz. Somon DNA'sı yapıyoruz. Evde de boş durmayın diyorum. Haftada bir iki başlayın gün. Başlayın rollerlere. Haftada bir iki gün. Bir beş dakika kendinizle tabii. uğraşsanız emin olun. Kırışıklıklarınız ayda bir kere doktora gitmekten çok daha fazla açılır. Yine tabii ki doktor kontrolünde olun. Mutlaka. Sizin az önceki haberinizde de izledim. İnternetten ilaçlar, şunlar bunlar, zayıflama hapları sipariş veriliyor. Bilinçsiz bir şekilde kullanılıyor. Ondan sonra çok vahim olaylar oluyor. Mutlaka bir doktor kontrolünde gidin. Çünkü bir estetik doktoruna şeye gittiğiniz zaman çoğu doktor artık muayene ve görüşmeler ücretsiz. Tabii. Gidiyorsunuz, istediğiniz gibi fikir veriyor size. Yol haritası istediğiniz gibi yol haritası çıkarıyor size. Ne oluyor? İşte tanışmış oluyorsunuz. Potansiyel müşteri gözüyle bakıyorlar. Onun için bunlar değerlendirilebilir. Şimdi dedik ki o zaman örümcek ağ yöntemi artık 30 yaşlardan sonra gayet başlanabilir. Yani o yaşlarda 30'lu yaşlardan sonra cilt yaşı 40 ile yani 40 ile 70 arasındaysa diyelim. Başarılı sonuçlar alınabiliyor. Yaşı. Bazen 30 yaşında da olursunuz. Çok güneşlenmişsinizdir. Tabii. Cildiniz çok kırışmıştır. Ya da genetik foto olarak yaşlanma dediğimiz yaşlanma. O genetik faktörün de üzerine binmiştir. Tam katmerli, çifte tost olmuştur. Doğru. Hem kaşarlı hem sucuklu doğru. olmuştur. İşte o zaman başlanabilir gençleştirme tedavilerine. Ama gözaltı torbanız var, kırışıklığınız var. Burada direkt adrese teslim GRP diyorum. Büyüme faktöründen zengin. Plazma, başarılı sonuçlar elde ediliyor mu boyunda, hocam? Boyunda, gözaltı kırışıklığında, dudak üstü barkod çizgileri dediğimiz hani sigara içenlerde de çok olur ama çok öpücük atanlarda da oluyormuş. Geçenlerde bir hastam geldi. Dedim çok öpücük atıyorum bu çok, dedi. Yok öyle demedi. Baktım dudak üstü çok böyle barkod çizgileri çok çok fazla. Hani böyle okutuyorlar ya markette evet, büyük diye. Onun okutasım var böyle o kadar çizgisi var ki. Dedim çok mu sigara içiyorsunuz? Dişleriniz de çok beyaz. Nasıl korudunuz? Hiç sigara içmedim hayatımda dedi. Dedim bu çok öpücük atıyor. Çok iyiymiş hocam. Çok öpücük atınca da oluyormuş. Özellikle o çizgilerde, dudak üstü çizgileri, sırf botoks yapıyorduk biz bugüne kadar bilinen şey oydu. Ama tek botoks yaptığınız zaman botoks tam onu açmıyor. Çünkü orası kurumuş ve kırışmış. Evet. Mimik kaslarını bloke destek ediyorsunuz, vermek öpücük gerekiyor. Atamıyor o zaman. Ha.
Evet. Tamam. O kırışıklığı açmak için altına hyaluronik asit dediğimiz düşünün, kolajen koymak benim lazım. Benim mesleğim gibi bir meslekte ben onu riske edemem. Yani buraya botoks... Botoks yaptıramazsınız. Yaptıramam. Kullanmam lazım çünkü biliyorsunuz, yani. Biliyorsunuz yaptıranların ağzı öyle kayabiliyor. Sağa yani sola kayıyor. Her türlü rahat artiküle etmem için her evet. türlü kıvrılması lazım. Kıvrılması lazım. Dolayısıyla dediğiniz gibi bir yöntemle, bir vitamin desteğiyle belki... Yok, onun çok net ve çok şeyi var. Oraya büyüme faktörü koyacaksınız. Hı hı. Uzun vadede 6 ay, 3 aydan sonra, 3 ay ile 6 ay arasında büyüme faktörü çok güzel çalışıyor orada. Çok çok başarılı. Ama o zamana kadar da oraya koyduğunuz, orada ne eksildi aslında biliyor musunuz? Yani ne eksildiyse onu koyun. Amerika'yı yeniden keşfetmeyin. Doğru. Yani işte burası Amerika. Doğru. Eksilen şey belli. Gözaltınız kırışmış. Efendim burada ne eksildi? Çukur böyle. Kocaman bir çukur var geliyor. Hocam buraya hiç ameliyat mı yapsın? Ya bir bakar mısın aynı? Sen ne var burada? Burası çukur. Ne yapmamız lazım? Doğru, önceden nasıldı? Hocam lazım. Doluydu. Tamam eski haline getirelim. Yeniden yeni bir şey yapmayalım. Ama iyice torbalanmış. Aşağı doğru kocaman bir torba. Evet bunu ameliyat yapmak lazım. Onun haricindeki diğer yöntemler çok başarılı olmayacak. Çok hı hı. uğraştıracak. Çok paranız gidecek. Evet. Hiç gerek bir yok. Ameliyat çok daha ucuz doğru ve çok daha kolay. Çok bir haftada hiçbir şikayetiniz artık. Kalmıyor. Göz güzel kapakları yapıyor. Kocaman üzerine gözünü kaldıramıyor. Bunu ne kadar kaldırırsan. Hocam böyle dolaşıyorum işte şey yaptırıyorum. Botoks yaptırıyorum yetmiyor falan uğraşma. Yani belirli bir şeye kadar evet botoks göz kapağını kaldırır ama belirli bir aşamadan sonra evet bunu kırpmak lazım. Ben diyorum ki göz kapağı sünneti. Evet, bu kadar da basit çünkü yarım saat sürüyor. Doğru söylüyorsun. Çoğu hekim kliniğinde tıkır tıkır hemen çabucak yapıveriyor. Sonuçlar da çok çok güzel. O zaman anladık ki bu PRP, GRP tekniği dediğimiz cilde büyüme hormonu. Büyüme faktöründen büyüme zengin faktörü. Plazma. Hı-hı. Sıkarsınız. Yine kendimizden alınan. Aynen kendi dışarıdan tamamen herhangi şeyiniz, bir şeyle. Oto tedavi. Kendi kanınızdaki büyüme faktörlerini büyümesini istediğiniz yerlere götürüp sıkıyorsunuz. Nasıl büyümesini? Aslında onlar bebek hücreler, yavru hücreler. Hı-hı. Tarlaya tohum saçıyorsunuz. Evet. Ben her zaman örnek tarladan veriyorum. Niye? Çünkü tarım toplumu bu toplum. Tabii, en iyi ondan daha anlıyor. Rahat anlarız. İşte saç dökülüyor. Saçında hiç şey kalmamış. Can kalmamış. İncecik tüy gibi bir rüzgar vuruyor. Hepsi böyle savrulu veriyor. Çünkü çok ince. Diyorum ki bakın sizin bir tarlanız var. Tarlaya su vermemişsiniz. Tohumlarınız hı-hı, var. Hı-hı. Ama tohumlarınızın boyu şuraya kadar. Bunlar diyorum mısır şeyleri tohumları. Ektiniz buraya kadar. Niye büyümüyor? Su yok. Gübre yok. Çapa yok. Köylü serin yerde vurmuş kafayı yatıyor. Diyorum buradan nasıl mısır olmaz. Alacaksın? Biraz orayı alamazsın. Çapalamamız evet, gerekiyor. Bir çapala, iki gübrele, üç sula. Bunlar ne? Mezotrobiden bahsediyorum. Doğru. Ve bunları yaptığınız zaman bir ay içerisinde korkunç güzel sonuçlar vermeye başlıyor. Evet. Yeter ki doğru teşhis olsun. İşte bütün bu sistemlerde yüz germeye mutlaka belli bir yaştan sonra arzu ediyorsanız kaçış çok yok. Ilerlemiş ama ilerlemiş vakalarda. Çok ilerlemiş vakalarda. Yaşı da öteliyoruz. Misal aynen. Yani 50'de olabilecek bir ameliyatı 65-70'e çekiyoruz. Şeyde, çok daha ilerledi. Medikal estetiği doğru kullanan kişiler hiçbir zaman plastik cerrahi ameliyata gerek duymayabilir. Tabii. İyi bakarsanız elastikiyetinizi iyi koruyun. Yüzünüzün düşünün elastikiyetini korudunuz. Şu deri sarkmış hı-hı. Ya neden sarkar? Elastikiyetini kaybettiği için. Hı-hı. Tonusunu kaybettiği için. Bunlardan dolayı sarkar. Sarkmamaz için. İçine likra koysaydık ne olurdu? Çekerdi hemen. Çeker, ne güzel çekerdi değil mi? Ütüye de gerek yok, şuna da gerek yok, buna da. Yani yaptığımız şey aslında örümcek ağında olsun. Focus ultrason dediğimiz yeni bir teknoloji var biliyorsunuz. Evet, kısacık onu Focus ultrasonda olsun, örümcek ağında olsun, GRP'de olsun, PRP'de olsun, somon DNA'sı mezotrobilerinde olsun. Cilt bakımı bile bir tonus sağlayıcı ve elastikiye sağlayıcı ama tedavidir. Ama hep dediğimiz gibi bir kombine, hepsi kombine. Tedavi bakın, düşünmekte evet, fayda var. Tek botoks da olamazsınız olmaz. Güzel. Tek dolguyla öyle olamazsınız şey yok hocam. Güzel. Öyle zannediyorlar bir da öyle bir şey yok. Bir kombine tedavidir ve kombine tedaviyi uyguladığınız zaman ben hastalarıma şunu söylüyorum. Benim sloganım şu zaten. 30 dakikada 10 yaş. Genç görünürsünüz. Gençleşmezsiniz. Genç evet, görünürsünüz. Evet, kısa amacınız buysa görürüz. Evet. Ama ne kadar kısa süreli? 2-3 yıl. 2-3 yıl boyunca 10 yaş eskisinden daha genç görünebilirsiniz. Hı hı. Programdan sonra ben size hastalarımla ilgili birkaç şey göstereyim. İşte 2 hafta öncesi, 2 hafta sonrası. Hı hı hı. Bunlar merak çok basit, hocam. Ufak biraz işte alın, kaz ayakları, hı hı. Şu bu falan, botoks. Hemen inin, gözaltı işte çökmüşse tabii. Oralara biraz dolgu, biraz elmacık kemiği. Elmacık kemiğini yukarıya koyduğunuz zaman sırf elmacık kemiği değil mesela. Tabii. Oraya konulan kolajen, hyaluronik asit veya işte kalsiyumlu dolgular neyse. Oraya koyduğunuz dolgu ne yapıyor biliyor musunuz? Yüzü çekiyor. Bravo. Tabii.
Süpersiniz. Yeni sistemi o zaten. Yukarıya hocam, biraz tabii elmacık kemiği şey yaptığınız zaman şuradaki gıdınız gidiyor, gidiyor. Buradaki buldoklarınız ürkmesinler gidiyor. Ürkmesinler. Yani şimdi dolgudan çok kötü örneklerini tabii gördü Türkiye. Yani dünyada gördü, Türkiye'de gördü. Dolayısıyla bir ürküyor insanlar. Halbuki artık yeni dolgu noktaları, yani dediğiniz gibi tam artık şu köşelere konulan yeni koordinatlar yüzü, var. Evet, yeni koordinatlar var. Evet. Öyle tombiş tombiş garip suratlar olmuyor artık. O tombiş tombişler nelerden oldu biliyor musunuz? Dolgu sıkmaklardan falan olmadı. O tombiş tombişler, ya aman şuramdan yağ mı çektirdim? Liposakşına giden hastaların başına gelenler bunlar. Şuradan yağ çektirdim. Aman boşa gitmesin, çöpe atma doktor. Biraz da şuraya koydum. Aman doktor, canım doktor falan deyip nereye koyayım? Ya onu da yüzüme basıver. Tamam mı? Yüzüne bastırıyor. Ondan sonra ay dede tombik, gibi tombik, tombik tombik yanaklar. Ne olmuş buna? Şey olmuş. Yani güzelleşmiş. Nasıl güzelleşmiş? Kırışıklığı da gitmiş. Gitmiş. Ama vücut incecik. Ama o insan böyle iç dışarıdan Allah aşkına kameranın hep önünde duruyor. Şöyle bir kameranın arkasına geçip kendine bakmıyor. Evet. Çünkü dar çevrede bunu yaşıyorlar. Halk onlara çok ucube olarak bakıyor. Garip garip bakıyor. Ama bir insanların içerisine biraz halkın arasına karışsalar bu kadar abidik gubidik işler yaptırmazlar. Yapmazlar. Ama onlar hep böyle şeyler. Yani bir tane iki tane dolguyla bırakın 3-5 tane dolguyla abi, falan kaç öyle. Kaç tane de kötü örnek gösteriyoruz şimdi evet, hocam kötü tabii. Kötü örneklere yani bakarsanız buradan ben görürsünüz. Bakın ilk hali ikinci halinden kat kat daha güzel. Tabii çok. Bunlar hep şey aşırı örnekler. Ve bunlar baktığınız zaman insanlar gerçekten ne istediğini bunlar bilmiyor ya da hekim ne istediğini bilmiyor. Yani böyle görünce de hocam işte aman bana onu yaptırmayayım aman şu halbuki her şeyi doğru işte en başta konuştuğumuz noktaya geri döndük. Hekimlere de tabii çok büyük iş düşüyor. Bunu bir pazar gibi görmeyip gerçekten doğru hasta, doğru hekimle buluştuğunda o kadar güzel sonuçlar çıkıyor ki bir şey yaptırdığına inanmıyorsunuz bile kimsenin. Halbuki bir sürü işlemler geçmiş oluyor. Bence en güzel estetik dokunduğunuzu kimsenin anlamadığı estetiktir. Evet. Ve şimdi artık bütün moda, trend dediğimiz şeylerde nasıl daha doğal görünür ama cildi ve yüzü daha genç ve güzel hale getirebiliriz üstüne. Dolayısıyla sizin gibi eline ve işine güvendiğimiz hekimler olursa güzel sonuçlarla karşılaşmak her zaman mümkün diyelim hocam. Öyle noktalayalım o zaman. Yani evet öyle noktalayalım. Ne yapalım? Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Tabii bu sağ o kadar derya bir konu ki aslında bakacak olursanız hani her bir tanesi için bir 20 dakika falan vakit ayırmak lazım. Çünkü hem merak edilen şeyler var. Yani kendi adıma da çok merak ettiğim şey var. Ama tabii izleyicilerimize de küçük küçük her şeyden de her yöntemden de biraz bahsedelim deyince böyle biraz minik minik dokundurmak zorunda kaldım ama bayağı bilgi verdiğimizi düşünüyorum. Bayağı bir konuştuk. Tabii ben her bir konuyu en az 3-5 saat konuşabilirim. Tabii. Çünkü bunun şehir şehir dolaşıp şeylerini, eğitimlerini veriyorum. Tabii yani iyi medikal örneklerinden estetik, konuşulur, kötü örneklerinden hekimliği nasıl konuşulur yapılır? Medikal estetik hekimliği nedir? Nasıl yapılır? Bununla ilgili de bir şeyim de var, okulum da var. Ne güzel. İsteyen hekim arkadaşları kursiyer olarak da kabul ediyorum. Yani ellerini geliştirmelerini, neye nasıl doğru karar vermeleri gerekir, neye ellememeleri gerekir, aynen ne öyle plastik cerrahiye aynen girer, öyle ne dermatolojiye doğru girer, doğru ne medikal estetiğe girer. Bunların ayrımını yaptıkları zaman herkes çok mutlu. Diğer hekimler de çok mutlu, hastalar, hastalar da mutlu, da mutlu, kendiler de rahat olurlar, gece rahat uyurlar. Aynen öyle. Yani bu bir sanat. Doğru sanatçıyla buluşulduğu kesinlikle zaman da hayalinizdeki tabloya kavuşmak mümkün. Ay ne güzel cümle kurdum. Süper konuşuyorsunuz. Yani bir de böyle kendi kendime ne güzel cümle. Kendi kendini öven sunucu. Olsun, o kadar arada olsun böyle yani göz falan kırpın ben öveyim sizi. Tamam ben böyle hocam. Bundan sonra buluştuğumuzda böyle hocam. Hocam sıra sizde hemen başlayın siz. Ay Pınar Hanım falan diye ben de böyle ay 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 diye kurum kurum kurum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Sağ olun. Sonraki programda görüşmek dileğiyle inşallah, diliyorum. İnşallah, inşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz peki, hocam. Peki saygılar. Şimdi güzel konulardan güzel videolara geçelim. Çünkü bizim hazırlıklarımız devam. Çok güzel konular konuşmaya devam edeceğiz. Biraz Feng Shui'den bahsedeceğiz. Merakınız var mı bilmiyorum ama Çin astrolojisinden evet bahsedeceğiz. Doğru dekorasyon, doğru renklerle buluştuğu zaman enerji olarak bize çok farklı şeyler veriyor biliyorsunuz hocam. Sonra güzel yemekler yapacağız. Daha var da var, neler var. Hadi bakalım.
κάποιο αυτό. Α, ναι. Έλα, βγάλε ένα καλό τώρα. Έτσι, έτσι, ίσια να είναι. Δεν πάει, έτσι, μπράβο. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Σύμπα! Κοίτα πώς είναι. Evet, sevgili seyirciler, devam ediyoruz. Sevgili hocamız Nihat Dik'le sohbetimizi bitirdik. Şimdi istiyoruz ki sevgili Zeynep Akçay'la da biraz Feng Shui, Çin astrolojisi. Bu arada bayıldım kolyemize. Teşekkür ederim. Çok seversiniz. Bilerek mi mesela, yani tabii ki bilerek de ne enerji versin bizlere diye mesela bu kombinasyonu tabii yaptınız. Oradan bir girmek isterim tabii konuya. Tabii ki. Feng Shui eşya yerleştirme sanatının haricinde kişisel danışmanlıklara da kaynak sağlıyor. Şöyle ki bu üzerimde gördüğünüz pembeler benim doğum elementimle ilgili başarı rengimi temsil ediyor pembeler. Evet, örneğin sizin doğum elementinize göre başarı renginiz, güç renginiz, aşk ve ilişkiler renginiz, destek renginiz her biri doğum tarihimiz baz alınarak hesaplanabiliyor. Kişisel verdiğimiz danışmanlıklarda da bu noktalar esas alınıyor. Örneğin sizin gibi ekran önünde olan insanlar, CEO'lar, şirket sahipleri önemli toplantılarında, proje sunumlarında bu astrolojik değerlerle hesaplanmış bilgileri baz alarak bu şekilde hareket ediyor. Giyim şeklini düzenliyor, saç şeklini düzenliyor, makyaj yaparken bayanlar makyaj renklerini ona göre tercih ediyor gibi sıralayabiliriz. Şimdi ben bir yandan tweet yazıyorum. Çünkü istiyorum ki merak eden izleyicilerimiz sorsunlar. Tabii, siz doğum tarihlerini versinler. Mesela benimkinin üstünden bir nasıl bir şey olduğunu anlatalım mı izleyicilerimize? Tabii. Doğum yılınız nedir? 1975. Tamam, hemen bakalım. Şimdi nasıl bir şey yapmaları gerektiğini anlasınlar. Siz evet de eğer şimdi benim vereceğim kriterleri bize tweet aracılığıyla iletirseniz Pınar Erguner. Bakalım birkaç tane izleyicimize birkaç tüyo verebiliriz. Şimdi 1975 yılının elementi kadında topraktır. Toprak demek ateşle beslenen bir element demektir. Bu ne demek oluyor? Sizin siyahlar yerine daha çok benden bir danışmanlık alacak olursanız ben size kırmızıları, pembeleri, parlak sarıları ve moru tercih ederim. Ay mor en sevdiğim renk. Evet. O yüzden mi acaba? Ve aynı zamanda elim sürekli mora gidiyor. Mor iki renk özelliği vardır. Hem ateşi temsil eder hem suyu temsil eder. Aynı zamanda maddi gelişime katkı sağlayan bir renktir. Bahçemi mor yaptım ben bu sene. Çok güzel. Olmuş, maddi anlamda gelişiminize katkı sağlar. Göreceğim. Mor, aynı yeni yaptıysanız. İki hafta Feng Shui çok hızlı etki eden bir ilimdir. Kesinlikle. Çünkü her şeyin, her rengin, her elementin bir enerjisi vardır. Ve hizmet ediş şekli vardır. Bu kişiyle ne kadar uyumluysa o kadar kişinin hayatına bereketi, sağlığı, mutluluğu, bolluğu ve bereketi çeker. Elementiniz 8 olduğu için sizi besleyen element de ateş dedik. Kırmızıların yanında örneğin saç renginiz biraz daha parlak sarı olursa bu ateşi ve elementinizi beslemiş olacaksınız. Yani biraz daha açık sarı. Biraz daha platin en azından gölgeler olarak yönlendirebilirim sizi. Kırmızı ruj, kırmızı ojeler, pembe ruj, pembe ojeler vazgeçilmeniz. Severim. Evet, vazgeçilmeniz süslüyorum olmalı ki. Çok da güzelsiniz, çok da yakışıyor. Sağ olun, çok naziksiniz. Özellikle size örneğin kırmızı çanta ve kırmızı cüzdan maddi anlamda büyük şans getirir. Kırmızı çanta, kırmızı cüzdan. Tabii. Turuncu kullanıyorum ben. Turuncu da ateş rengidir, aha, harikadır. Ha, bu bahsettiğim tüm, evet, gelişimini muhakkak izletmiş olmanız gerekiyor. Çünkü Feng Shui'de de renkler bizim çözümleyici araçlarımızdan en önemlilerinden biridir. Bu kişiyle ne kadar uyumlu olursa, kişiye ne kadar hizmet edecek renkleri kullanırsa, kişinin yaşamında da o derece olumlu gelişmelere şahit oluyoruz. Mesela başarı rengim ne? Başarı renginiz yine ateş renkleri sizin. Evet. Sıcak tonlardan uzak kalmamalıyım. Sıcak tonlardan vazgeçmemeniz gerekiyor. Parlak sarı, limon sarısı, turuncu, kırmızı, mor ve pembe tonları dedik.
Bunun yanında kaçınmanız gereken renkler. Siyah ve maviden çok çok uzak durmalısınız. Mavi. Çünkü toprağa çok fazla su verdiğinizde bir çiçeğinize çamurlaşır o. Çamurlaşma yıkıcı döngü demektir Feng Shui'de. Bu yüzden ateşten örneğin bir şöminede ateşi yaktığımızda söndüğünde kül tabakası oluşur. O topraktır Feng Shui'de. Ne kadar yoğun ateş kullanırsanız sizin elementiniz de o derece besleme döngüsüne girerek size hizmet edecektir. Siyah ve mavilerden uzak durmanız gerekiyor. Bunun yanında kremler, ekrular, tüm toprak tonları, vizon, hardal sarısı da size şans getirebilecek renkler arasında. Evinizde dekorasyonunuzda da özellikle 8 rakamı 2024'e kadar bolluk ve bereket rakamıdır. Bu Kuzeydoğu pusulu alanında da güzel bir aktivasyon, güzel bir Feng Shui adına düzenleme ve uygulama, bereket, başarı, ilerleme iş hayatında bu alanlarda size farklı fırsatlar getirir. O zaman izleyicilerimizin vaktini çalmayayım. Ben Zeynep Hanım size yayından sonra bir şey yapacağım. Zeynep Hanım acaba ben falan diye. Çünkü bir sürü şimdi tabii ki doğum şeyleri gelmeye başladı. Kısa kısa böyle şudur şudur yapalım ki izleyicimize yardımcı olmaya çalışalım. Ay çok gelmiş. Yardımcı oluyorum. Şimdi Sema Hanım demiş ki 1966 1900 hemen bakıyorum 66. Semra Hanım da sizin gibi 8 ve toprak elementi. Sizin için söylediğim tüm veriler onun için de geçerli. Ekstra bir şey söyleyeyim. Semra Hanım kırmızı et çok tüketmeli. Kırmızı et. Beslenme Feng Shui sadece ev dekorasyon, giyim, kuşam, makyaj değil. Beslenmede de yemekte de kullandığımız bir argüman. Kırmızı etler, kırmızı renkli meyveler onu besler, elementini canlı tutar. Tuzlu yiyecekler de çok aşırı hani sağlığını bozacak şekilde dengede tutarsa tuzlu yiyecekler de ona canlılık getirir. Ve kırmızı pul biber, kırmızı acı biber, kırmızı taze biber bunlardan çok tüketmesini tavsiye edebilirim. Ben de çok seviyorum. Bayağı çıtır çıtır yerim yani. Evet. Sevgili Tuğçe'miz demiş ki 1991. Tamam. Tuğçe'ye de bakalım. Gencecik değil mi? Canım ya. Evet, Tuğçe 6 kuva sayısı elementi metal. Tuğçe günlük yaşamında toprak tonlarını tercih etmesi lazım. Çünkü metal toprakla beslenen bir element. Ekrular, kremler, toprak tonları, hardal sarısı, tabalar, doğal kristal taşlar örneğin çok kullanmalı. Sitrin taşını muhakkak cüzdanında bulundursun. Toprak renginde bir cüzdan, çanta onu besler, maddi gelişimini hızlandırır. Aynı zamanda beyazlar, griler, tüm metal renkleri de onun elementine katkı sağlar. Elementi olduğu için onun için çok şanslı. Renkler. Melis 95 doğumlu. 95 hemen ona da bakalım. Melis'in kuası 1 ve elementi su. Onu besleyen renkler de tüm metal renkleridir. Lame, dore, beyaz, parlak griler, grinin her tonunu kullanması gerekiyor. Kuası su olduğu için yeşil alanlardan o uzak dursun. Zaten yeşil alanlar onu çok fazla boğar. Elementi su olduğu için onu tüketir. O tatil tercihlerini daha çok deniz, su kenarları, su ile ilgili suyun olduğu her alanı tercih edebilir. Bir kuva su aynı zamanda iş başarısı da demektir. Aynı zamanda da hayatta yalnızlığı da çeken bir kuva sayısıdır. Onun için bir ipucu vereyim ben Tuğçe'ye. Yatak odasında hep çift objeler bulundursun. Çift obje. Aynen öyle. O genelde hepimiz için de geçerli değil mi? Tek yatak odasının tabii ki. Yatak odasının evet çift. Aynen öyle. Yatak odasındaki en önemli elzem kurallara da çok kısa değineyim arzu ederseniz. Yatak odasında ayna kesinlikle olmamalı. Ya. Kesinlikle özellikle evli çiftlerde çok büyük sakıncalara sebep oluyor. Ayna yatağa yansıttığı zaman bu ilişkiye, evliliğe üçüncü kişileri çekiyor. Yatağa bakmazsa durabilir mi? Yatağa bakmasın. Evet bir tane lazım oluyor muhakkak. Ama şu şekilde çok büyük aynalara örneğin dolaplardaki o yansıtıcı yüzeylere tercih edilmesi. Tuvalet masasında kullanılacaksa yatağa yansıtmayacak bir şekilde çok dikkatli yerleştirilmeli.
Yatağın iki yanı kesinlikle boş olmalı. Eğer bir taraf duvara dayalı olursa bu evliliklerde ben artık senden sıkıldım mesajı verir evrene. Bekarsa evlilik enerjisini bloke eder. Ben hayatıma kimseyi istemiyorum mesajı verir. Hmm. Ve sürekli bekar kalmaya sebep olabilir. Şimdi benim bir sürü soracağım. Soru birikmiş. Bu arada geliyor. 98. 98. İsim nedir? Vallahi gizemli woman şeyi. Kadın ha. 4 ağaç grubu. Koa 4 bu küçük bitki demektir. Elementi ağaçtır. Bu bayan, bu izleyici su renklerine çok yönelmesi hı hı. gerekir. Siyah, mavi, lacivert ve açık yeşil tonları. Bunun için çok şanslı renkler. Çok fazla kırmızı ve ateş renkleri kullanmaması gerekir. Çünkü yıkıcı döngüye girebilir. Çok minimum oje, makyaj, hı hı. cüzdan, çok minik değerlerde, görünümlerde kırmızıyı kullanmalı. Onun dışında su renkleri, koyu renkler, tüm koyu renkler bu kişiyi besler. Ha, çok güzel. Peki kaçtı? 1900? Umut 1900 yani erkek tamam. izleyicimiz 1984. Hemen bakıyorum. Hep kadınlara şans evet, verdik birazcık evet. daha erkek. Bu arada tabii mesela 84 duyan herkes bunları dinlemeli. Değil şimdi mi? Kadın ve erkek evet ha, ama erkek kadın olup, ve erkek 84 olarak, olanlar dinlesin. Evet şimdi, erkek olup beraber. 84 olanlar 7 metal elementi. 7 kuası ve elementi metal. Bu arkada genç kardeşimiz de toprak tonlarına yönelsin. Cüzdanında bir sitrin, ufacık bir sitrin taşı. Maddi gelişimine cüzdanının para dönüşümüne, para enerjisine katkı sağlar. Tüm toprak renklerini kullansın ve beslenmesinde bu kişi tahıllara yönelmeli, önem vermeli. Baklagiller, tahıllar daha çok bu kişiyi besleyecektir. Ve beyaz soğan, sarımsak yemeğinden kesinlikle eksik etmesin. Hmm. Beyaz pul biber, pirinç, beyaz renkli her gıda bu kişiyi besleyecektir. Çok güzel. Zeynep Kütük benim oğlumun öğretmeninin annesi. Benim de çok sevdiğim bir izleyicimdir. Zeynep Hanımcığım ellerinizden öpüyorum. 1963 doğumlu. Hemen bakıyorum Zeynep Hanım'a. Evet. 5 toprak. Zeynep Hanım ateş renkleri vazgeçilmez renkleri olacak. Şimdi toprak genelde hep toprak grubu kişilerden bahsettik. Toprak elementine sahip her insanın en besleyici renkleri ateş grubudur. Yine Zeynep Hanım'a kırmızı renkli meyveler, kırmızı renkli sebzeler, kırmızı et besleyecek bir besin grubu enerjisini. Güzel Adana'da oturuyorlar zaten. Tam tamam baharatlı kullanıyordur zaten. Evet. Acı onun vazgeçilmezdir muhakkak seviyordur da. Giyim kuşamında da evinde de ateş renklerini serpiştirirse besleyici bir çok döngüye girer Zeynep Hanım. Peki Orhan 1990. 90 hemen bakayım. Orhan Bey'in elementi su ve kuası bir. Az önce bir genç arkadaşımıza da bir kuası bir olduğu için yatak odasında hep çift obje evet. bulundursun dedik ya. Bu Orhan Bey için de geçerli. Siyah rengi özellikle genç bir kardeşimiz. İş çantası, cüzdanı, iş hayatında siyah renge çok önem versin. Mavi gömlekler, mavi kravatlar kullanmalı ve cüzdanında bu kişide kristal kuvars taşısın. Şeffaf renkli. Şeffaf renkli aynen kristal öyle. Kuvars taşısın. Hem negatif enerjiye maruz kaldığında absorbe olur hem o kristal kuvars kristaliyle hem de onu besleyecek, temizleyecek, şansını artıracak bir döngüye sokar. Peki evin içinde şimdi kristal dediniz de hani Türklerde meşhurdur kristal avize kullanmak. İyi bir şey midir? Kesinlikle kristaller ben de kristal çözümleme. Benim evimde de her köşede her tarafta kristal var. Evet. Hele bir de kader elementiniz de zenginlik elementiniz, başarı elementiniz kristalse evde bunu serpiştirmek doğru alanlarda mükemmel enerji sağlar. Herkes yazıyor çok haklısınız.
azıcık da o zaman şu Çin astrolojisinden bahsedelim Zeynep tamam. Hanımcığım. Uzmanlık alanınız çünkü. Vaktimiz kalırsa birkaç tane daha yine tarih veririm size. Tamam. Herkes haklı tabii duymak istiyor tabii ki, ama tabii. Zamanla evet. yarışıyoruz evet. yani. Şimdi Çin astrolojisinin Batı astrolojisi dediğimiz klasik astrolojiden farkları var. Mesela nedir gözetmemiz gereken? Nedir gözetmeniz gereken? Çin yeni yılı Batı astrolojisindeki gibi 1 Ocak'ta başlamaz. Evet, İkinci yeni ay döneminde başlar. Bu dönem Ocak 20 Ocak'la 16-20 Şubat arasındaki bir tarihe denk gelir. Her yeni yıl başlangıcı. Hı hı. Bu durumda kişi neye dikkat etmeli? Bizim sosyal medya hesaplarımızda da var bu tablolarımız. Eğer 20 Ocak 1973'te doğduysa bu kişi 73'ün burcunu almamalı. Örneğin domuz burcu sayılmaz o. Bir yıl önceki burcu baz alarak o kişi. Çünkü henüz 73'te girdiği Ocak'ta olmasına rağmen yeni yıla girmediğimiz için Çin yeni yılına bir yıl önceki burcu esas almalıdır. Çin burcunda dikkat etmesi gereken şeyler kuasasıyla hayatına yön vermesi gerekiyor. Hı-hı. Ve elementi. Elementinin özelliklerini yaşadığı mekanda uygulayabilme şansı veriyor Çin astrolojisi. Kişisel şanslı alanlarını belirlemesinde mekan içinde ister ev olsun, hı hı. ister iş yeri olsun o şanslı alanlarını belirlemesine olanak veriyor Çin astrolojisi, Batı astrolojisinden farklı olarak yine. Ayrıca beslenme şeklinde, sağlıklı beslenme şeklinde veya elementini aktive edecek, canlı tutacak onu, her anlamda olumluya ve pozitife taşıyacak beslenme şeklini oluşturmasına yardımcı oluyor. Kadın erkek giyim kuşamında kullanmasına yardımcı oluyor. Örneğin şu an düğün mevsimindeyiz. Herkes yeni, gençlerimiz evet. yeni yuvalarını kuruyorlar. Bu anlamda danışmanlık olarak alabiliyorlar Çin astrolojisini. Neden? Çünkü önemli bir başlangıçta Çin astrolojisine göre şanslı ve şanssız tarihlerimiz vardır. Önemli başlangıçlarımıza, önemli hayatımıza dair önemli adımları bu şanslı günlerde gerçekleştirdiğimizde daha güzel gelişimlere, ilerlemelere sebep olabiliyor. Çünkü domuz burcundan bir kişi eğer yılan burcuna ait bir günde veya saatte önemli bir işe kalkışıyorsa sürekli rüzgara karşı yürümek şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Hmm. Hani anlaşılır bir şekilde. Bu yüzden Çin astrolojisi sizin her önemli olayınızı müttefik saatlerinizde, müttefik günlerinizde ve şanslı günlerinizde gerçekleştirme şansı bazı da verir kişiye. Hı hı. Bu anlamda Çin astrolojisinin Batı astrolojisinden çok ayrıldığı noktalar vardır. Kişiye her alanda, yaşamında ışık tutan bir astroloji şeklidir Çin astrolojisi. O zaman artık sonuna geliyoruz. Bir iki tane daha sorayım. Tabii, İzleyicilerimizin tabii, gönlü severim. Kalmasın. Tabii ki. Müzeyyen, sevgili Müzeyyen diyorum çünkü 1987 doğumlu gencecik o da. Hemen bakıyorum. Müzeyyen toprak elementi ve kuası 2. İki rakamlı bir anahtarlık taşısın. İki rakamlı anahtarlık. İki rakamlı bir bu anahtar kolye olarak kullanabilir. Evinde özellikle o da yatak odasında bulundurduğu objeleri çift olarak bulundursun. Yatak komodininde örneğin iki tane kalp şeklinde formlu bir mum bulundursun. Çift objelere yönelsin. Ateş renkleri bunun için, müzeyen için çok şanslı. Kırmızı, turuncu ve pembe vazgeçilmez renkleri olsun. Yine mor çanta ve mor cüzdan öneririm ben müzeyene. Bu anlamda güzel, besleyici bir döngüye girebilir. Tamam, o zaman bir tane de yine ablalarımızdan biri olsun. Neşe ablamız 1965 doğumlu. Hemen bakalım. Neşe Hanım metal elementine giriyor. Neşe Hanım toprak tonları çok sık kullanmalı. O beyaz çanta ve beyaz cüzdan öneriyorum. Özellikle şey olabilir Müzeyyen Hanım. Parlak gümüş rengi. Hmm. Dore miydi, lame miydi? Lame. Lame. Lame özellikle kullansın. Bu anlamda sağlığına büyük katkısı olur. Ve taba rengi
Toprak rengi, hardal sarısı ve altını çiziyorum. Vizon rengi onun için en şanslı renklerden biri. Ay çok güzel. Peki Deniz Hanım da 64 doğumluymuş. Hemen ona da bakalım. Deniz Hanım da metal grubu ve altı kuası. Metal, özür dilerim, isim neydi? Deniz Hanım. Deniz Hanım evinde büyük metal objeler sergilemeli. Örneğin küçük metal aksesuarlar yerine salonunda özellikle büyük metallere yer versin. Hı. Çünkü kuası büyük metal olduğu için örneğin bir yemek masasına veya sehpaya büyük metal bir meyvelik içinde meyveler yerleştirebilir, sergileyebilir. Yine kapı girişine Deniz Hanım ana giriş kapısında beyaz kristal kuars kullansın. Ay. Zeynep Hanımcığım bir daha görüşeceğiz. İnşallah. Yapacak bir şey yok. Çünkü sorular çok ama vakit. Yine de bence bayağı bir yanıtlamaya çalıştık. Bayağı bir de şöyle bir güzelliği var. Cinsiyetiniz ve doğum yılınız tutuyorsa ortak dinlenebilir. Tabii. Yani çok kişisel değil aslında bakacak genelde olursanız. Genelde hep metal ve toprak grupları kişilere denk geldi. Evet. Ondan sonra demek ki böyle bir de siz diyorsunuz ki kristal kullanın bol bol evde güzel bir doğal şeydir. Doğal taş, doğal ama enerji. Ama onları temizlememiz gerekiyor tabii belli ki, tabii periyotlarla. Ki. Örneğin ametist ve kristal kuvars kesinlikle temizlenmeli. Hanımlar küçük bir saksıda taş temizleme toprağı yapsınlar. Ametistlerini, kristal kuvarslarını bir gece suda akıttıktan sonra oraya gömsünler. Sonra kullanmaya başlasınlar. Böylelikle kötü enerjilerden tabii. Hem arınmış olacak taş hem de enerji yüklenmiş olacak. Harikasınız. Evet, benim size kişisel sorularım olacak. Tamam, sonra dile getireceğim inşallah. Tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili seyirciler, yine sizi biraz gülümseten videolarımızla baş başa bırakıyoruz. Çünkü artık yemek zamanı, hani diyorsanız ki eğer öğlen çoluk çocuk evdeyiz, hava da çok sıcak. Bir şey pişirsem ama değişik ne olsa sevgili Ebru Umurcalı bize anlatacak neler olduğunu. Bizim hazırlıklarımız tamam değil mi? Sabahtan beri uğraşıyoruz tamam. Gülçin'im uğraştı, hazırız. Hazırız, yemek yapacağız. Söyleniyor, açtır mutlaka. Evet, karnı acıkmış. Sevgili Ebru Umurcalı ile birlikteyiz. Şimdi efendim, Ebru Umurcalı'yı aslında ben daha önce de konuk etmiştim diğer programlarımda. Evet. Salatalar var, kitapları var bir sürü. Yedinci kitap
Evet. Hemen kitabı da gösteriyorum. Atıştırmalıklar kitabı, 7. kitabımız. Evet. Bunun önce salata vardı, makarna vardı. Makarnanın çorba kitabı, vardı. Çorbalar ilk kitaplarım. Ondan Binbir sonra... Gece Sofraları var, Orta Doğu çünkü onlar lezzetleri. Evde bende de var orada. Tatlının kitabı var. Şimdi de atıştırmalıklar. Evet, ocağımızı yakıyoruz ve öğle saatine tabii hemen hazırlıklara başlıyoruz. Çünkü simit sızdırma yapacağız. Simit sızdırma. Başka evet, bir ve evde kumpir yapacağız. Nasıl kolay, nasıl şey yapabiliriz. Ben bunu buradan hem çocuklar da çok sevecek kumpiri. Ben deneyeyim isterseniz. Siz tamam. Şimdi o pıtık 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 ses çıkartıyordu. Onun için ses çıkartmayalım. Tamam. Geçtim. Şimdi sevgili seyirciler güzel güzel atıştırmalık bir şeyler hazırlayacağız. Bence çok önemli bu atıştırmalık kısmı. Evet. Çünkü çocuklar bayılıyor. Kesinlikle. Yani evde böyle ana yemeklerden ziyade minik minik böyle 5'te saat 4'te 5'te ufak ufak atıştırmalıklar. Misafir geldiğinde de çok işimize yarıyor. Evdeki ufaklıkları birazcık midelerini bastırmak için. Artı bizim için de tabii ki çok keyifli. Hafta sonundayız zaten. Hafta sonu da biliyorsunuz böyle atıştırmalık şeyler canımız çekiyor ama ne kadar sağlıklı olursa o kadar iyi. O kadar iyi. Mümkün olduğunca sağlıklı yapmaya çalışıyoruz tabii. Çok atıştırmalık deyince çünkü insanlar mesela kumpir yapacağız. Şimdi içinde sosis olacak, ketçap, mayonez olacak. Aslında hani mümkün çok olsa da, evde evde sağlıklı yapabilsek ketçapımızı, mayonezimizi ama ben önce simitleri fırına koyayım ki bunlar çıtır çıtır. Ben bu yemek işini çok sevdim. Artık yemek programı yapmak istiyorum. Evet Ebru Hanım. Beraber yapalım. Evet valla. Siz hiç pişirirsiniz. Olmaz. Ben tadım esnasında size son derece yardımcı olabilirim. Ama hiç öyle gözükmüyorsunuz. İşte ben, ama... ben gittikçe kilo alıyorum. Sürekli hiç kilo almıyorsunuz. Için. Ben size hep aynı Yok, görüyorum. Çok teşekkür Vallahi ediyorum. Vallahi öylesiniz. Vallahi şimdi hiç... fırınımıza koyduk. Şöyle üste koyalım. Üstünü de ızgara konumuna getirelim ki birazcık daha çabuk pişsin. Öyle yok. Tamam. Şimdi simitlerimiz güzelce kızaracak. Onun üzerine böyle güzel hazırlanmış bir domates sos koyacağız. Sarımsaklı yoğurt koyacağız. Üzerine maydanozları kıyacağız. Allah. Böyle simitten aslında bir mantı yapacağız. Yumurtamız var. Çılbırla da birleşecek. Çılbır yapmak bir sanat zaten. Evet. İnşallah başarırım. Siz öyle diyorsanız çünkü, biz ne yapalım evde? Yumurta çok önemli bir besin. Evet. Biraz yumurtadan isterseniz tabii, bahsedebiliriz. Tabii. Yumurta pişirmesi maharet ister ama taze yumurta olduğu zaman işimiz daha kolaylaşır. Kolaylaşıyor. Zaten doğru. Şimdi çılbırı yaparken suyumuz kaynayınca nasıl kolay çılbır yapacağız onu göstereceğim. İsterseniz kumpire geçelim. Tamam, kumpire geçelim. Bir yandan da konuşalım. Tamam. Çünkü şimdi sevgili Ebru Omurcalı aynı zamanda şimdi erkekler de dikkat kesilir bence bu söylediklerimizden sonra diye söylüyorum bunu. Amili futbol takımımızın da beslenmesinde sorumlu. O ekiple birlikte çalışıyor. Dolayısıyla bizim aslanlarımız öyle bir genel olsun. Ne yiyorlar? Valla güzel menülerimiz var. Doktorlarımızın dengelerle artık besin değerleriyle ölçtüğü, benim lezzetlendirdiğim menülerimiz var. Bu menüleri gittiğimiz, katıldığımız kamplarda uyguluyoruz. Bu mesela ne ağırlıklı? Protein ağırlıklı tabii muhtemelen. Tabii ki makarna besin. Ağırlıklı diyebilirim. Makarna tabii. Kompleks karbonhidrat. Daha kolay tüketilebilen. Ve kaliteli karbonhidrat. Evet. Durum buğdayıyla yapıldığı için makarnanın önemi zaten burada ortaya çıkıyor. Makarna beslenmemizin hani tabana yayılmış halini oluşturuyor. Onun üzerine proteinler, vitaminler, lifli besinler, kinoa kullanıyoruz. Son dönemde çok meşhur oldu bu kinoa. Evet, kinoa. Tadı da güzel. Tadı da güzel. İlk önce böyle bir hani değişik gelse de sonrasında alışılıyor kinoaya. Şimdi güzel oluyor. Evet, şimdi patatesler. Ben kumpir çocuklarımızın, bizlerin patates zaten vazgeçemez. Yani açıkçası ben ama çok seviyorum. Ama şişmanlatır diye hep böyle bir şeyimiz var, tabii korkumuz çok var. Yememek yağda lazım. Pişirmemek lazım değil mi? Nişastalı bir besin. O yüzden yani dikkatli tüketmekte fayda var. Mümkün olduğunda haşlamak, hatta fırında pişirmek, kızartma taklidi yapan patatesler yapabiliriz.
Evet, bir de şimdi artık çok güzel makineler çıktı. Evet. Minnacık yağıyla çok güzel patates kızartması. Tadı aynı ama yağ miktarı evet. mukayese kabul edilmez evet, hale geldi. Evet, evet. Ya da dediğiniz gibi eski sistem, annem benim hala bir yağlı kağıt serip üstüne patatesler atıp fırında oğluma öyle yapıyor. Çok güzel oluyor. Yani o da çok güzel oluyor. Evet, yani çocuk yine patates yemiş oluyor ama en azından daha az sağlıklı. Yiyor. Bu arada ben bir kaşık rica edeceğim evet, hemen. Buradan bir tamam. kaşık. Tabii yabancı mutfak oluyor. Yabancı mutfak böyle oluyor. Haklısınız. Buradan evet. büyük kaşık mı vereyim ben Yok, size? Yok, şimdi şunu aldım. Ha, tamam. Patateslerimizi haşladık. Güzelce küp küp doğradık. Bunu evet. istersek sütle, tereyağıyla karıştırıp püre de yapabiliriz. Hı hı. Nasıl artık canımız isterse diyelim. Ben bir tanesini göstereyim. Şöyle üzerine haşlanmış, küp doğranmış sosislerimiz var. Çocuklar bayılıyor. Evet. Çok az. Orada suyumuz kaynadı, ben haberini vereyim. Tamam, teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Sonra haşlanmış bezelyelerimiz var. Ay çok güzel. Evet, şöyle kenara düştü. Mümkün olduğunca işte bezelye, havuç, mısır, birazcık da sağlıklı öğelerle kumpirimizi hazırlıyoruz. Bir de süslü tabii, böyle kaplara da koyarak. Ay evet, cazip. Böyle çocuklara da sunum çok önemli tabii. değil mi? Şimdi siz aynı zamanda anne olduğunuz için her şeyi yedirmek doğru sunumla mümkün olabiliyor çocuklara. Evet, biraz oyunla, biraz güzel bir tabakla, sevdikleri mesela benimki, gittik ona özel futbollu tabak aldık. Hmm. Onunla koyduğumuz zaman daha yemekler kolay yiyor yemeği. Daha lezzetli geliyor evet, ona. Ben o tabağımda olsun, bardağımda futbollu olsun falan mesela öyle bir şey yapabiliyoruz. Evet efendim. Ay çok güzel oldu. Evet, çok basit, hemen haşlanmış güzel patateslerimizle güzel kolaycacık bir kumpir yaptık. Üzerine de biraz kaşar peynir koyalım. Eğer sıcacık isterseniz, hani bu son dakika hazırlarken soğuyabiliyor. Son dakika birazcık daha fırında peynirin erimesini sağlayabiliriz. O zaman afiyetle yiyebiliriz. Ya da mesela ilk çıkarttığımızda kaşarı biraz içine karıştırmak. Tabii, tabii, tabii. Öyle daha homojen hale getirmek de mümkün değil mi? Büyük bir kapta bütün her şeyi karıştırarak daha sonra paylaştırmak, lezzetin daha iç içe geçmesine neden olur. Ama ben renkli görünsün Çok diye. Çok güzel görünüyor. Böyle hazırladım. Şirin kumpirimiz hazır sevgili seyirciler. Sonra yiyeceğiz. Şimdi kıyamıyorum. Evet. Size göstermek için bunu böyle tutuyorum. Şuraya şöyle ön tarafa doğru koyayım. Evet. Simitlerimiz yanmasın, tam istediğim Ay, gibi ama siz şuradan alacağım ben. Hemen onları şimdi tabağımıza yerleştirip hafif şey de olsa Allah. Birazcık gevrek oldu ama. Yo, ben çok severim. Bende gevrek takıntısı var. Şöyle onları alayım. Ailede. Evet. Şunları kenara alıp. Daha sonra arada bunları arada dolduracağız evet. onları. Biz ekibe doldururuz sonra. Evet efendim. Özür diliyoruz. Birazcık fazla kızardı. Bu canlı yayında böyle şeyler olabiliyor sevgili seyirciler. Bir bakıyorsunuz azıcık yanmış. Olur. Ben yerim yanmışları. Sorun değil. Ben şimdi şöyle geniş bir tabak alacağım. Evet. Bazen oğlumun tostlarını da yakıyorum. Yani. Çok tatlısınız. Her annenin başına gelen şey azıcık yandı. Ben fazla pişti diyorum. Biraz fazla böyle kıtır. Evet. Ben öyle seviyorum. Çok kıtır. Evet. Sevmiyor tabii. Aa, benimki bayılır. Kıtır evet. kıtır olsun derdi onun. Bu arada oğluma yemek yapmayı öğretiyorum. Ay ne kadar şanslı. Bilmiyorum şanslı mı. Daha doğrusu kız şanslı. Gelin. Valla evet. Gelin ben gelini seçerken ama zorlayacağım öyle görünüyor. Ya öyle mi? İnanılmaz. Evladım gel bakalım bir mutfağa. Tabii. Eyvah! Yandı. Çok kötü olacak. Evet, şimdi kızarmış. İçimizde hemen böyle bir kayınvalidelik var. Bende de var o. Bir şey oluyor mesela, hemen direkt böyle oğlumu veremem. Diyorlar ki vermeyeceksin, kız alacaksın. Yo, vereceğim diyorum. O yüzden veremem. Gidiyor. Yani kızlar kalıyor da. Evet, erkekler gidiyor. Erkekler Hangimizin eşi, annesiyle daha çok şey yapıyor? Maalesef ki evet. kız tarafıyla istişare daha fazla. Maalesef Gitten. Öyle bir gerçek var. Var. Biz erkek anneleri biliriz. Evet. Şimdi yumurtalarımız. Evet. Çılbırımızı yapmaya geçiyoruz. Birinci özellik. Eğer çılbır yapacaksak biraz daha buna su ekleyelim. Zahmet olmazsa Tabii, onu ama. Alayım. Şöyle geniş bir tencerede yumurtalarımızı kabuksuz olarak haşlayacağız. Poşe yumurta yapacağız. Böyle bir. Biraz böyle havalı söylediğimizde. Havalı, evet, havalı. Özellik olarak, tabii ben şimdi yumurta elledim, ellerimi sabunlayacağım. Yumurtalarımızın kesinlikle taze olması gerekiyor. Eğer hafif bayatlamış bir yumurtadan çılbır yaparsak, çılbır dağılacaktır, toparlanmayacaktır.
Ekranda da ben bu azizliğe uğramayacağım umarım. Çok önemli bir şey. Evet. Ve buzdolabından mutlaka 30 dakika önce çıkmalı. Eğer daha... Geçen ay almışız, daha çok taze. Kerem öyle diyor. Geçen ay aldık, çok taze. Rahat olun Ebru Hanım. Çok hayatınızın en güzel çılbırını yapacaksınız. Umarım öyle yapacağım. 30 dakika öncesinin özelliği, eğer yumurtayı çıkarır çıkarmaz hem ya da poşede ya da çılbırda ya da işte rafadan ya da sevdiğimiz bir yumurtayı yaparken çatlamasını kabukluysa önlemek. Eğer soğuktan birden sıcağa atarsak bu zaten böyle oluyor. O yüzden önceden çıkarmak lazım. Aslında eti de öyle çıkarmak lazım. Hı hı. Araya onu da ekleyeyim. Şimdi suyumuzun tam kaynamak üzereyken yumurtaları tek tek kıracağız içine. Ay ben de çok merak ettim. Çıldır hep duyarım. Hiç yapmak nasip olmadı. Çok şey değilim çünkü böyle yumurta fanı değilim. Hani bir şeylerin içinde karışınca seviyorum ben. Evet. Omlet içine yeşillikler olacak falan filan öyle yiyebiliyorum mesela. Yumurta aslında çok önemli. Çok hani faydalı. Alt tarafı bir yumurta yapıp geçiyoruz dememek lazım. Hani her yemeğin de hakkını vermek lazım. Pilav yapmak da, yumurta pişirmek de aslında özen isteyen, birazcık bilgi isteyen. Salata da öyle. Tabii. Yani şu anda biliyorsunuz artık salata ana besin maddesi haline geldi çoğumuz için. Evet. Evet, birazdan kaynayacak. Bu arada yumurtayla ben birazcık daha isterseniz bilgiler vereyim. Lütfen. Yumurta besin değeri çok yüksek. Çok yüksek. Ve tabii ki yaşa göre, bünyeye göre yumurta tüketmek çok önemli. Hem de ucuz bir protein. Doğru. Ulaşılabilmesi, her eve girebilmesi çok kolay. Ve yumurtayla neredeyse 500'den fazla aslında yemek üretebiliriz. Hı hı. Menemenler, işte çılbırlar, onun dışında pek çok yumurtalı tarif var. Bir de yumurtayı tabii ki besin değeri yüksek diyoruz ama pek çok özelliği var. Özellikle mutfaklarda. Mesela sos yaparken bağlayıcı, kabartıcı tabii, özellikleri için. Var. Yapıştırıcı, terbiye edici. Tabii ki terbiye edici, kıvam arttırıcı. Kıvam arttırıcı. Çok fazla özelliği var. Yumurta hem tatlı hem tuzlu pek çok alanda. Her şeyin içine giriyor. Evet, girdiği için de biz de mutlaka mutfaklarımızda bolca tüketmeliyiz. Tabii ki belli bir dozda. Ben şöyle bir şey öneriyorum. Mesela oğluma omlet seviyor. Çok fazla sarısını, sarıdaki çünkü besin değeri yumurtanın besin değerinin neredeyse 1/4'ünü oluşturuyor. Ve çok güçlü gelmesin, hani vücudu çok da yormasın her gün tüketildiği için. Mesela 2 yumurta sarısı 3 yumurta akıyla hazırlıyorum. Hı hı. Yumurta akı daha rafine, daha diğerinden zengin. Daha zengin ama daha düşük besin değeri, evet, daha yormayan bir doğru. şeydi. Kaynıyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bismillah. Hadi bakalım. Haydi. Şimdi bir tane de kaşık alacağız. Büyük kaşık mı? Şöyle bir girdap yapacağız. Sirke ve tuz ekleyebiliriz. Dağılmayı bir miktar önler. Sirkemi ben sirkemiz hazırlamıştım burada. Evet. Girdapımıza devam evet, ediyoruz. Yaklaşık 2 litre suya normal hani sirke ölçüsü çok da tadını bozmamak lazım. Ben şimdi göz kararı koyacağım. Evet, bir çorba kaşığı 2 litre suya. Şöyle düzgün bir girdap yapacağız. Çok heyecanlıyız. Bakalım yumurtalarınız nasıl? Ve şey tabii ki hepimiz biliyoruz artık her şeyi öğreniyoruz. Yumurtanın tazelik ve işte bayatlık kontrolü evet. nasıl yapılır? Efendim yumurtayı suya koyarsınız. Yüzüyorsa bayattır. Yüzüyorsa atın. Batıyorsa sizindir. Batıyorsa son derece yenebilirdir. Evet. Tencerenin formundan dolayı şöyle birazcık daha çevirelim. Bu girdapın için yapıyoruz Ebru. Dağılmaması için ve yumurtanın sarısına akın yapışması için. Şimdi annem diyecek ki ben hiç böyle yapmıyorum. Nasıl ama yapıyor? Normal. Keşke sevgili anneniz de alsaydı. Anneler her şeyin ne kadar güzelini evet, çözmüşler. Evet, evet. Her annenin kendine ait bir yöntemi var. Sizin bile eminim yani çocuğunuza tabii. ayrı pişirdiğiniz bir şeyler vardır. Tabii tabii yani. Tabii. Onun sevdiği, onun evet. Hoşuna giden şeyler var. Girdap şöyle. Devam ediyor. Evet. İkinci geldi hop. Tamam. Çok başarılısınız. Ay, çok şükür Allah utandırmadı.
Evet. Şimdi iki taneyle kalalım. Çünkü... Bence de riske etmeyelim. Hazır yaptık, harika. Evet, evet, evet. İzleyicilerimize. Şimdi iki tane, tamam. Bu arada ellerimi hiçbir şeye sürmüyorum. Yani besinleri ellememeye çalışıyorum. Kabuğundan dolayı. Kabuğundan dolayı. Çünkü yumurtayı da tabii ki şey yapamıyorsunuz. Yıkayıp da saklayamıyorsunuz. Evet. Çünkü bayatlamaya neden oluyor. Aynen. Güzel bir domates sosu var burada. Evet. Soğanla, biberle, sarımsakla pişmiş normal, klasik, pek çok yemekte kullandığımız sos var. Kızarmış simitlerimiz var. Şimdi şöyle bu sosu simitlerimizin üstüne. Evet, şöyle hafif de ıslatacağız. Biz bunları biraz fırında yeni açan izleyicilerimiz olursa gevrek hale getirdik sevgili seyirciler. Evet. Üzerine de pişmiş domatesimizi, biraz sarımsak da var içinde söylediği gibi Emru Hanım'ın. Evet. Şimdi güzelce yayıyor onun üstüne. Bu arada çılbırlarımız burada. Evet. Harika bir şekilde. Şimdi ben onu oluyor. Böyle bir kevgir gibi bir şeyimiz varsa. Evet. Şöyle. Evet. Bir adet kevgirimiz hemen. Çok özür diliyorum. Rica ederiz. Aslında bir nevi trit yapıyoruz. Bayat ekmekle de yapabiliriz bunu. Tabii mutfağımızda pek çok şey değerlendirmek üzere kurulmuş. Anadolu eski halk mutfağı. Öyle. Hiçbir şey israf hiçbir edilmiyor. Hiçbir şey israf edilmiyor. Ve o yüzden de geleneklerimize aslında ne kadar sadık kalırsak hem ekonomik hem çok lezzetli. Aynen. Yemeklerimiz var. Biz Antep'e gittiğimizde bir çekim yapmıştık. İnanamadım. Yani misal işte patlıcanı soyuyorlar. Kabuğundan ayrı bir şey. Tabii, içinden tabii, ayrı tabii, bir tabii, şey. Açın, içindeki çekirdeği ayrı bir şey. Tabii. Bir bakıyorsunuz 3 tane yemek çıkmış tabii, tek bir tabii, besinden. Tabii bunlar bizim zenginliğimiz. Tutumluluk tabii işte, ki. O yüzden ben öyle diyorum hep. Biz o kadar neden zengin olmayacağız? Annelerimiz gibi değiliz işte. Evet, evet. Onlar her şeyden bir şey çıkarmayı öğrenmişler yani. Ve çocukluğumuzu tabii ben Bolu'da büyüdüğüm için bizde gerçekten kış hazırlıkları çok önemliydi. Hatta yorulurduk onu getir bunu götür. O kadar çok şey onu evde. Kurut, tabii bunun, tabii. Şey, konservesi hala ama annelerimizin o domates konservesiyle bütün kışı geçiriyoruz. Tabii. Allah razı olsun tabii, annem tabii, yapıyor biz yiyoruz tarhanalar, yani. Tarhanalar, erişteler, tabii, evde yapılmış yufkalar. Tabii. O kadar güzel şeylerimiz var ki. Kurutulmuş her şey çok güzel oluyor. Evet. O kuru dolmaların güzelliği. Tabii. Patlıcanların, biberleri. Pek çok sebze. Tabii. Pek çok meyve. İşte hepsi gerçekten bizim zenginliğimiz. Bunları keşke geleceklere, nesillere, geleceğimize aktarsak. Ben... Aktaracağız işte, siz oğlunuzu öğreteceksiniz. Evet. Ben oğlumu öğreteceğim. Onlar eşlerinden isteyecekler, tabii, beraber girecekler evet, mutfağa, onu bir keyif haline getirecekler. Kesinlikle, ben kesinlikle, şimdi aradan isteyecekler, kızlar infial biz yaratmasın önceden diye çeviriyorum lafı aslında istesin. Evet, şartlandırıyoruz da onları. Kötüyüm. Ay canım tabii biz ki her şeyi beraber yapmak çok güzel. Erkek annesiyiz ben diyelim. Mesela sofra kurduruyorum, sofra kaldırıyorum. Tabii, erkek tabii, çocuklarının tabii, bunları öğrenmesi lazım. Erkektir el değmesin diye bir şey yok. Kesinlikle. Kendi sofrasında kendi şeyini de kaldırsın, benimkini de kaldırsın. Bulaşık makinesine koymayı öğrensin. Ben güzel de pek şeyler, çok şeyi öğretiyorum. Gerçekten gayet güzel oluyor. Şimdi bunun üzerine istersek tereyağı pul biberle güzelce yakıp kızdırıp dökebiliriz. Üzerine dökebiliriz. Evet, tam bir işte, daha da kalorili hale getirebiliriz. Daha da yani, evet evet. Daha da lezzetli hale getirebiliriz. Bu da simit sızdırma. Çok basit. Hafta sonunda hemen kalmış simitler, bayat ekmekler ya da evimizde ne varsa böyle küp küp doğrayıp hafif gevrek üzerine böyle sarımsaklı yoğurt, yumurta. Kahvaltıda bile hani sarımsak istemiyorsanız yoğurda koymazsınız. Yenebilecek güzellikte. Peki atıştırmalıkların içinden sizin oğlanların en çok sevdiği ne? Valla bu kitap benim oğlumun çok sevdiği bir kitap oldu. Lavaşlı cips, buna bayıldım evet, ben mesela, şu an mesela. Baharatla hazırlanmış. Bu kolay mesela. Bir anlatabiliriz. İlla tabii gösteremeyebiliyoruz şu anda ama hı hı, lavaşlı cips. Lavaş evde de yapması evet, çok kolay bir evet, şey. Ama hazırda bütün marketlerde her yerde tam var, buğdaylısı da var. Pek çok türü var. Tahıllısı da var. Değişik değişik var. Evet. Ne yapıyoruz mesela? Üçgen doğruyoruz. Küçük böyle tortillalar gibi aynen, yapıyoruz onları. Minik minik. Ve onları baharatla, zeytinyağıyla bir sos hazırlıyorum ben. Bazen içerisine zeytin ezmesi koyuyorum. Bazen çok az salça koyuyorum. Onları lavaşlarla harmanlıyorum ya da fırçayla hı-hı, üzerlerine hı-hı, sürüyorum.
yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde, fırında hafif gevrekleşene kadar pişiriyorum ve tam güzel, lezzetli, sağlıklı bir atıştırmalık oluyor. Bence yağlı cipslerden çok, güzel çok bir, daha. İkram aynı zamanda. Tabii. Misafire. Tabii. Şimdi mesela bu birazcık tad olarak da galiba bir de dip sos yapılabiliyor buna. Tabii, pek çok sos yapılabilir. Yoğurtlu bir sos yapılır mesela. Son derece sağlıklı bir atıştırmalık. Evet. Veyahut da şöyle de olabilir mi Ebru Hanım? Mesela bu şeyleri, lavaşları sade yapıp sosunun içine baharat, tabii biraz ki. Zeytinyağı, tabii. İşte sevdiğimiz ne varsa otlar karıştırıp konabilir, otlar baharatlar konabilir. Tabii. Sade bir kısmı yaptığınız gibi böyle renklendirilmiş iki farklı şeyle. Gevrek, buyurun, lavaşla. Çayın yanına, işte akşam sohbetlerinin yanına oturup da daha böyle yağda kızarmış cipsler tabii yiyeceğinize ki. Keyifli bir aile yemeği. Hatta ben tabii pek çok tarifimde kullandığım için zerdeçal, yani adım zerdeçal olacak. Çok güzel ama evet, zerdeçal. Zerdeçal hem antioksidan hem doğru. Çok lezzetli. Bir de çok renkli, çok seviyorum. Sarıyı da çok seviyorum. Mesela hiç böyle bir şey de olmuyor. Özellikle şaşırtmak için ailenizi, konuklarınızı yoğurt sos hazırladınız mesela. Aha. İçerisine biraz zerdeçal attığınızda o böyle sarı değişik oluyor. Acaba ne bu dedirten lezzette bir şey oluyor. Bu lavaşlarla işte yoğurda zerdeçal da eklenip kullanabiliriz. Pek çok tarif var tabii. Lavaşla çok fazla hazırlanan. Var sevgili seyirciler. Bu kitap bence her evde, her anneye lazım. Tortillanın ya da lavaşın evde nasıl kolayca yapılabildiğini onu da hemen söyleyelim mi? Tabii ki. Tortilla burada. Yani çok basit malzeme zaten. Un, tuz ve su. Hı hı. Güzelce karıştırıyoruz. Yumuşacık bir hamur hazırlıyoruz. Unlanmış tezgahta açıyoruz. Açabildiğimiz kadar ince tabak ince. Boyutunda. Ve tavada çevirerek, yağsız ve yapışmaz tavada çevirerek kızartıyoruz. Bunun evet. Sodalısını su yerine soda kullanarak da yapıyorum. Böyle birazcık daha kabarık oluyor. Biz hem mayasız yapıyoruz hem hı-hı. daha uzun dayanıyor. Mayalısı, mayasızı. Mayaya karşı da bir intoleransınız ya da şişkinlik varsa. Hissiniz varsa mayasız halde de çok keyifli olabiliyor. Çıtır çıtır evet. Oluyor böyle. Sabah kahvaltılarında da inanılmaz doyurucu. Evet. Hani sanki ekmeğin yerini tutmayabilir gibi hissediyor insan. Çok ince çünkü. Evet. Gerçekten bir tanesiyle doyuyorsunuz. Bir kadınsa normal kilolarda evet. Çok rahat doyar. Kesinlikle. Erkekse de iki taneyle doyabilir. Ne bu? Cizleme. Cizleme. Puzzle'lı lavaş sıkma. Şimdi nelerle karşılaşabileceğinizi evet. Ben buradan hemen böyle şey yapayım. Sosisli lokma. Lokma da ne güzel bir evet, şeydir. Evet, evet, evet. Her şey böyle evet. Yağda kızaracak. Sen oluyor. Karşıyım. Evet. Tabii burada fırında pişmiş tarifler de var. Tabii. Yağda kızarmış da var. Tabii doktorlarımız bakarken ben fırında pişmiş ve sağlıklı olanları daha o sayfaları açıyorum ama hakikaten yağda kızarmış minik lokmalar da var. Mümkün. Mesela makarnadan bir şey sormak tabii istiyorum. Ki. Aslında şu anda bu kitaptan değil ama. Tabii şu, ki. Şimdi biz makarna yapmayı çok seviyoruz evet. Ebru Hanım. Fakat doğru makarna haşlama yöntemini bize bir Allah rızası için söyler misiniz? Memnuniyetle tabii ki. Hepimizin bir yöntemi var çünkü ama doğrusu tabii. Ne? Doğrusu şöyle söyleyeyim. Makarnayı çok haşlamamak gerekiyor. Tabii ki makarnanın inceliğine göre pişme süresi değişiyor. Üzerinde yazan şeyler zaten doğru rakamlar. Evet. Şu kadar olursa evet. Daha diri, bu kadar olursa daha evet. Yumuşak. Kesinlikle ve iyi bir makarna almak lazım. Hı-hı. Pek çok marka var. İyi bir makarna almak lazım. Burada tabii reklam gibi oluyor bir anlamda ama hani ben marka vermiyorum tabii sonuçta. Tabii vermiyoruz. Makarnayı mümkün olduğunca 8 dakika civarında haşlamasını kesmeliyiz. Hı hı. Soğuk suya tutmamalıyız, yıkamamalıyız. Ha. Besin aynen. Değerini sadece kesinlikle süzeceğiz. Tabii ki sadece süzeceğiz ama 8 dakikanın özelliği süzene kadar bile bir dakika geçiyor. O bir dakikayı o yolculukta kullanıyoruz. 7,5 dakikada bitiriyor muyuz aynen, yani aslında? Aynen. Kaldırdık, kalan kısmı hemen. Süzme. Ve yıkamamamızın nedeni işte besin değeri gitmesin. Artı yapışmasın diye içine zeytinyağı falan gibi şeyleri gerek hiçbir şey yok. Koymuyoruz. Haşlarken bol su sadece gerekiyor. Bol su ve tuz gerekiyor ki lezzetli olsun. Daha sonra yağ mesela eğer ben mesela 4 dakika haşlıyorum hemen süzüyorum ve üzerine zeytinyağı gezdirip evde akşam iş dönüşü yarı pişmiş bir makarna da hazır edebiliyorum. Hanımlara bunu önerebilirim ama zaten 10 dakikayı alan bir evet, şey. Evet zaten makarna evet. En kolay en zevkli evet. Yenen şey.
Çok haşlamamak aynı zamanda kilo aldırtmıyor. Çok haşlamamak kilo aldırtmıyor. Evet. Mümkün olduğunca çiğ besleniyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Çok güzel oluyor. Evet. Atıştırmalıklar yiyoruz. Ebru Hanım'ı dinliyoruz. Ve böylelikle bana işaret etme gör. Bu arada da kameramanlara evet, saldırıyoruz. Evet. Saldırmıyoruz, sakin duruyoruz. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Ebru Hanım'a çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür İyi ediyorum. Ki geldiniz, çok güzel tarifler yaptınız. Biz çok bunları yeriz. Afiyet Genelde olsun. Genelde olayımız çok bu oluyor. Sonrasında yiyoruz. Görüşmek üzere sevgili seyirciler. Yarın tekrar bir arada olmak istiyoruz. Hep söylüyorum, yineleyeceğim. Çok ihtiyacımız var. Güzel haberlerle uyanalım ülkem. Lütfen, inşallah. Biz umudumuzu barıştan yana, mutluluktan yana, huzurdan yana dileyelim, isteklerimizi söyleyelim. İnşallah da olacak. Sevgiler, saygılar, sürçülisan ettiysek affola. Hoşçakalın.